Değerli seyirciler, 90+1'e hoş geldiniz. Samsun'da uzatmanın son 3 dakikasına Beşiktaş 2-0 önde giriyor. Goller Rafa Silva ve Paulista'dan geldi. Samsun takımı 90+4. Dakikanın içindeyiz. Rakip yarı sahada çok adamla. Şimdi Jason Fernandez topu kazandı. Ona yapılan harekete faul dedi. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan. 31. dakikada Semih'in gerçekten güzel asistinde Rafa Silva skor üstünlüğünü getirdi Beşiktaş'a. Bundan 5 dakika sonra Masuaku'nun sol taraftan yaptığı etkili ortaya Paulista kafayı vurdu ve iki farklı üstünlüğü yakaladı siyah beyazlı takım. Hemen belirtelim, Paulista ilk yarıda bir pozisyonda bileğini burkmuştu. İkinci yarıda devam edemedi ama ciddi bir rahatsızlığı, bir ciddi bir problemi olmadığını muhabir arkadaşımız bize iletti. Tedbir amaçlı olarak çıkartılmış. İkinci yarıda Paulista görev yapmadı. İki takımın, bu arada Bola'nın bir sakatlığı vardı. 59. dakikada notlarımın arasına baktım. Direkten dönen bir vuruşu var. Samsun takımının da doğrusunu söylemek gerekirse hem dinamizminin hem fizik kalitesinin gayet iyi olduğunu, 2-0'lık skora rağmen onların da Beşiktaş'la kora kor mücadele ettiklerini belirtelim. Birazdan altını dolduracağız. Günün ilk maçında Sivasspor'la Trabzonspor golsüz berabere kalmışlardı. Alanya'da Alanya'yı mücadelesi 1-1 devam ediyordu. Arkadaşlarım bana oradan da bilgi verecekler. Maçın şu anda hala 1-1 devam ediyormuş orada da. Biraz daha geride orada maç zamanı. Son 2 dakikada yüz uzatmada Necip araya girdi. Kazandı topu kendi ceza sahası önünde. Şimdi Jason Fernandez'e doğru. Jason Fernandez tek başına gidiyor. Jason sol taraftan ceza sahasına girdi. Vurdu yandan. Dışarı gitti top. Çok etkili geldi Jetson Fernandez. Bugün maçın iyilerinden biri Jetson ve 3. gole Jetson Fernandez'e çok yaklaştı Beşiktaş. Sol taraftan geliyor Samsun Spor. 90+6'nın içindeyiz artık. Son anlar mücadelede Samsun takımı Thomas Reis, yeni hocasıyla, onu Bochum'dan hatırlayabilirsiniz, Schalke'yi de çalıştırmıştı. İlk maçında evinde mağlup olmak üzere artık, saniyeler kaldı. Sol taraftan Laura, bir son şans olabilir Samsun adına. Biraz fazla bekledi. Van Drongelen yaptı ortasını yerden. Ters bir vuruş Necip'ten. Köşe vuruşu kullanacak Samsun Spor. Bakalım süre yetecek mi? Gözüm bir yandan da Ali Şansalan'da. Sol taraftan köşe vuruşunu kullanacak ev sahibi takım. 2-0 önde Beşiktaş. Soner topun arkasında 2-4-6 Samsun Sporlu geldi rakip ceza sahasına. Köşe vuruşu kullanıldı. Van Drongelen kafayı vurdu. Boşta kalan top. Ve son düdük geldi. Ali Şansalan mücadeleyi noktalayan düdüğü çalıyor. Sezona süper kupayla başlayan Beşiktaş ligde de deplasmanda Samsun Spor'u 2-0 mağlup ederek galibiyetlerini sürdürüyor. Önce kupa başarısı, lige de deplasman galibiyetiyle başlıyor. Siyah beyazlılar, goller Rafa Silva ve Gabriel Paulista'dan efendim. Rea Hocam burada, Gökhan Hocam geldi. Mustafa Hocam da şimdi yerini alıyor. Hem bu maçı sıcağı sıcağına Samsun Spor Beşiktaş mücadelesini, hem de son bölümde günün ilk maçını, Net Global Sivasspor Trabzonspor maçını değerlendireceğiz. Yine arkadaşlarımın rejiden bana Alanya Eyüp maçının skoru hakkında da bilgi vermelerini rica ediyorum. 1-1 son bölüme girdi o karşılaşmada. Burada
Bir maçın rakamlarını verebilir miyiz sevgili Bora? Barkomuza gelsin bir maçın rakamları. Orada çünkü bize bazı şeyler anlatacak rakamlar olacak. Gökhan Hocam, şimdi önce Süper Kupa, ardından deplasmanda Samsun galibiyeti. Yeni hoca, yeni oyuncular var. Tamam, takımın nüvesi belki geçen seneden hani olabilir ama 3 yeni oyuncu var. Takıma, lige, ülkeye adapte olmaya çalışan bir teknik adam var. Şu anda galibiyet almak çok değerli. Bu önemli galibiyetler alıyor bir de. Abi, teknik adama gelip nasıl başlamak istersin derlerse böyle başlamak ister herhalde. Bir kupayla başlıyorsun. İki, ligde Samsun Spor gibi önemli bir deplasmanda galibiyetle başlıyorsun. Yapılan transferlere bakıyorsun, hepsi gol atıyor. Yani Immobile Süper Kupa maçında attı, Rafa Silva attı. Rafa Silva Samsun maçında devam etti. Atıyor, attırıyor. Paulista attı yani, evet. Bugün. Oyun açısından bakacak olursak Samsun hakikaten beklediğimden çok daha iyi mücadele etti. Çok daha hazır, sinirli, dinamik. Şu yani... Kaç takım seyrettik? İşte rakipleri, büyük takımlarla daha alıcı gözle baktık onlara. İşte Hatay'a, Adana Demir'e vesaire. Bunların içinde en dinamik, en hazır takım, evet, Samsun gözüküyor. Evet, bilmiyorum, evet. Katılıyorsunuz değil en mi? En dinamik, en hazır. Bir de şuradan belli, Beşiktaş şut atmadan gol attı. Yani 20. dakika ilk defa sahayı geçti. Immobile pasını verdi Semih'e. Semih inanılmaz bir pas attı. Asist yani, böyle bir şey. Ama o pası güzelleştiren de Rafa Silva aldı. Alışı, önüne aldı ve sürat denirken kaleye bakışı, kaleciye bakışı ve plasesi muazzam bir gol oldu. Jeneriklik bir gol oldu. Üstelik evet. İki defans oyuncusu bastığı halde aradan çok güzel sıyrıldı. Yani bir jeneriklik gol bence. İkinci gole bakıyorsun, korner pozisyonu bence çalışılmış da bir korner pozisyonu. Beşiktaş, Masu Akun'unki ne orta işte, ama ne uzun, kesti? Uzun zamandan beri Beşiktaş'ın herhalde böyle bir duran top çalışması olmadı. Ve büyük ihtimalle çalışmışlar gibi geliyor. Çünkü kullanan Masako, top gene Masako'da buluşuyor. Masako ortalıyor ve Paris'te çıkıp vuruyor. Yani ilk yarı Beşiktaş Samsun Spor Kalesi'ne 4 defa gidiyor. 2 tanesi gol oluyor. Yani 12 defa Samsun Spor ilk yarıda rakip ceza sahasına girmiş. Beşiktaş 4 defa girmiş, ikisini gol yapmış. 30-35 yani, arası geldi zaten, 2 gol oldu. Çok net gollük gitmiş. Bir şeyi, hücum rakamlarını versene. Kaç isabetli şutu var biliyor musunuz hocam Beşiktaş'ın? Kaç dersiniz Beşiktaş'ın? 2. 2. İkisi de gol. Gol olan zaten. Yani 19 şut atmış Samsun takımı, denemesi var. 19. 4'ü isabetli, 0 gol. 5 denemesi var Samsun'un. İkisi isabetli, ikisi de gol. Efektif. Bulmuş, atmış. Gitti. Ama ya, şuna bakmak lazım. Geçen senden farklı Beşiktaş var. Sonuçta rakiple korakor mücadele ederken senin problem çözen bir oyuncun var. Tabii. Birden fazla oyuncun var. Yani Rafa Silva'nın attığı gol şimdi hakikaten kolay gol değil. Yani büyük usta işi bir gol ve Rafa, evet, Silva'nın, evet, diyorum her şeyiyle bu ne kadar usta olduğunun göstergesi. O topu önüne alışı, sürat denişi, nasıl sürat ve plasesi. Nasıl bıraktı? Yani hepsi dört dörtlük. Yani kimse bir şey diyemez. Şimdi Immobile geldi. Immobile bu maçta fazla etkin değildi. Yani top da alamadı. Ama çok deplase oldu. Gene gelen yani oyunculara önünü açtı. Bu da önemli bir özellik. Yani Immobile top geldi, bir şekilde duruyor gene. Rakibi kendi arkadaşlarına, rakip sahaya düşüyor. Buradaki en önemli oyuncu Beşiktaş takım, ben gene söyleyeceğim, Gerson Fernandes. Yani sezon ortası şey, bu hafta başı sakatlığı gündemdeydi. Büyük ihtimal oynamayacak diye haberler vardı. Sonradan kadroya alındı ve çıktı. İnanılmaz oynadı bence. Ya. Rakip sahada 18 pasın 17'si isabetliymiş. Şimdi bizim yukarıda Emrah söyledi. Her atak rakip pozisyonunda. Gerson. Evet. Her top belliydi kapmada, zaten. Her top kapmada ve her top kullanmada Gerson'un parmak izleri var. Her yerde çalıştı, var yani. Müthiş çalıştı. Masako'ya da ayrı bir çok yer açmak lazım. Masako keza. Top kaybı yok ya. Bir sol bekten daha ne istersiniz? Niye göndermek istersiniz bir oyuncuyu anlamam. Yani kötü olduğu için veya büyük... Şimdi Ferdi gidebilir, anlarım. Neden? Astronomik bir para teklif etmişlerdir. Öyle bir rakam ki dün i̇şte, konuştuk burada 30 küsura geldi. Astronomik para. Ama Masako ya yollayacağız, yerine sol bek bakacaksın. Tamam da bunu niye yolluyorsun? Bunun yerine alacağın adamı kaç paraya alabilirsin? Hala söyleniyor mu?
söyleniyor, dile getiriliyor bazen. Allah Allah. Masako bir kere bu takımda defansın bence sol tarafta oynayıp patronu. Aldığı her topu, çok verimli oynadı. Yok. Bugün yaptı. Rea hocamla beraberdik. Ender ortaya bak dedi ya. Muhteşem. Ve bir paragrafta hakikaten Samsun takımını açmak lazım. Çok iyi takım kurmuşlar. Çok iyi mücadele ettiler. Yani maç 2-0 bitti ama oyunun hangi anında bir tane gol bulsalar maç Beşiktaş için çok zor olabilirdi. Gibiydi, değil mi? O zaman evet. Pası bu tarafa atıyorum. Aynı şeyi biz konuştuk çünkü. Gökhan hocam diğer taraftaydı. Biz ya sanki Samsun bir gol atsa maçı ortak olabilirmiş gibi bir havası var diye konuştuk. O derece korakor oynadı. Dinamik, iyi fizik kaliteleri de bir bitiricilik problemi var sanki. Hocam sana bırakayım evet. Topu. Ben şuradan gireyim. Oyunu oynayan Samsun Spor maçı kalitesiyle kazanan Beşiktaş. Ya kalite asla tesadüf değildir cümlesinin bugün tam oturmuştur cuk diye Beşiktaş'a. Beşiktaş takımı son Süper Kupa'ya bugün 7 golün 5 tanesini yeni transferler atmıştır. 2 Rafa Silva, 2 Immobile, 1 tane Gabriel. Şimdi omurgaya 3 tane oyuncu alıyorsunuz. Demek ki 33 tabii. Tane, 13 tane oyuncu almaya gerek yok. Omurganıza 3 tane doğru yerinde tespitle, doğru oyuncuyla bitti. Biz bir 19-15'te başlayan bir Trabzonspor maçı seyrettik. Oraya Trabzonspor şu ana kadar 10 tane oyuncu aldı gereksiz. Yani bu kadar çok aldı. Onun yerine o parayı vereceğine 3 tane kaliteli oyuncu alsan bitti. Demek ki kalite tesadüf olmadı. Bunun da ölçüsü nedir? Kalite eğer varsa onun bir bedeli parası vardır. Beşiktaş onu çok doğru bir şekilde aldı. Hem takıma hava getirdi. Oyuncular yalnız kendi bireysel performansları değil. Dikkat et. Diğer oyuncular da El Musrati, Getson falan. Bakıyorsun Omar Koli vesaire. Yani oyuncular... Masuaka oyuncuların performansı da böylece gelişti gelen kaliteli oyuncularla. Bir de tabii şu çok önemli Beşiktaş adına. Yani 5-0 sezona özellikle Süper Kupa bir flash bir skorla başladı. Bu son 3 sezondur Kasım aylarında lige havlu atan Beşiktaş'ın böyle girmesi bir özgüven net bir şekilde görüldü şüphesiz, bugün. Şüphesiz yükseltir. Bitti. Bugün de 2-0 yenerek bu özgüvenin de devamını aynı şekilde taraftara, camiaya mesaj verdiği gibi... Yani doğru yolda olduklarının göstergesi benim en son söyleyeceğim Beşiktaş bu galibiyet falan yanıltmaması gerekir. Mutlaka 2-3 tane veya 2 tane en kötü oyuncu da alması gerekir. Kadro daha böyle esnetip daha derinlik olması için. O zaman onu da şimdi detaylandırırız. Peki Mustafa Hocam hem Trabzon'u seyrettik. Evet. Zaten Trabzonspor'un Avrupa Ligi Avrupa'daki maçlarından dolayı bir gözümüzde oturtabileceğimiz belli şeyleri var. Kafamızda bazı şeyler, fikirler oluşmaya başladı. Ve Beşiktaş'ı seyrettik. Onda da Süper Kupa referansımız var. Evet. Zaten müthiş bir başlangıçtı. Beşiktaş'tan başlayalım. Trabzon'u konuşacağız. Beşiktaş açısından şimdi o omurgadaki 3 oyuncu ve daha olması beklenen oyuncular nedir? Burada nerelere katkı yapması lazım diye düşündürüyor sizi. Oradan hocamın kaldığı yerden devam edelim. Devam. Şöyle düşünelim. Beşiktaş'ın geçen seneki Beşiktaş'la bu seneki Beşiktaş arasında müthiş bir fark var. Bu Beşiktaş daha karakterli oyun sergiliyor. Bilinçli oyun sergiliyor ve usta ayakları var. Samsun transfer yasağı olmasına rağmen bir 30 dakika Beşiktaş'ı hapsetti. Fakat hiç paniklemeden oynadı Beşiktaş. Çok akılcı oynadı. İlk yarıda 4 sefer, ilk 2 pasta zaten ceza alanında buluştuğu 2 pasta da gol yaptı 2-0. İlk yarının sonuna baktığımız zaman da 4 kez ceza alanında topla buluşmuş. Ben burada Samsunspor'u da kutlamak istiyorum. Oyunu hiç çirkinleştirmediler ve hep istediler. Hep üretken futbol oynadılar. Bu futbolun akışı içerisinde hakemi de zora sokacak pozisyonlar yaşatmadılar. Çirkinleştirmedikleri için ama çirkin olan bir şey vardı. O da sahanın zeminiydi. Ya. Böyle transferler yapıyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki eksik yerler nereleri oraya alsın. Milyon euroları veriyorsunuz. O sahanın durumu ne? Hatta Sivasspor, Trabzon'un ki de kötüydü tabii. Ama Samsun'unki daha kötü. Çok kötüydü. Samsun 2 hafta sonra kötü ya. Bizim Ünönü'de oynadığımız dönemlerde böyle orta sahası dairenin içi keldi yani. Çim yoktu. Biraz daha devam ederse ona benzeyecek. Onun yani orada şey yok. Ayak bastığı yerde futbolculara dikkat çok edin. Çok sıkıntı. Yerden şeye kalkıyor. 2,5 ay geçti. Birazcık bir şey yapsalardı ya.
Bilemiyorum niye öyle oldu veya niye bu şekilde geliyor. Üstelik bu mevsimde bu kadar kötü olabilir mi bu sağlık? Olmamalı. Bu mevsimde böyleyse kışın ne olacak? Yani biz diyoruz ki Avrupa'nın 6. büyük futbol ekonomisine sahip, futbolun çok sevildiği futbol ülkesiyiz diyoruz. Bu sahalar bize yakışıyor mu? Milyon euroları veriyoruz. Bir sakatlık olduğu zaman o milyon euroları verdiğimiz futbolcular kenarda kalıyorlar. Yazık. Alanya, bu sahaların... arada Alanya maçı 1-1 berabere bitmiş. Arda Turan kırmızı kart görmüş galiba. Öyle mi? Bir bakın golden sonra, Alanya'nın golünden sonra. Evet. Evet hocam. Arda Turan deyince dikkat edin. Dün akşam da konuştuk. Ben işte oldukları süre teknik alandaki teknik heyetle dördüncü hakemlerin bu sene işi çok zor. Çok kaliteli teknik adamlarımız var. Ama bu oyunu isteme agresifliği ve bazı kararları kabul etmeme tutumları bu sonuçları doğuruyor diye düşünüyorum. Çünkü Kasımpaşa'nın da teknik adamı ihraç oldu. O maçın dördüncü hakemi kim biliyor musun hocam? Hatırlıyor musun? Kasımpaşa maçı. Senin, yok yok, Alanya'daki. Bilmiyorum kim, senin, bakmam lazım. Senin ekipten Mert benim... Güzenge. Benim ekipten değil de. Yani senin o vurguladığın 13 kişiden. Sonuçta şöyle söyleyeyim, 13 kişiden. Geçen sene onunla da çalıştık. Evet evet, şimdi senin ekipten deyince yanlış anlarlar. Yanlış anlarlar ama doğrulayayım. Geçen sene kendisiyle de koçu olarak, ha, mentor olarak onunla da çalıştım. 3 hakem bağlıydı bana. Öyle mi? O 3 hakemden bir tanesiydi. Ona da hakemlik tekniği açısından, uygulama açısından çok güzel çalışmalarımız oldu. O da kendini geliştirdiğini düşünüyorum ama sahada bugün ne yaşandığını görmediğim için yorumlayamayacağım. Dördüncü hakem olarak orada ne yaşadığını bilemiyorum. O kırmızıda katkısı vardır onun. Olabilir. Yalnız bizdeki teknik adamlar her hafta kırmızı görür ya. Çok zor. Yani hepsi futbolu yeni bırakmış genç arkadaşlar. Kolay değil onlar orada tutmak. O çizgiyi, futbolculukla teknik adamlık arasındaki çizgiyi biraz kalın çizmek lazım. Yani kenarda o kadar futbolcu tavrıyla dururlarsa iş sıkıntıya girer kenarda. Bunun yani sırf onunla ilgisi yok. Tavırlarıyla da ilgisi var. Yani futbolculuk hayatında. Yani geçen sene Burak atıldı Rize Spor deplasmanında. Şimdi Arda atıldı. Yani diğer her bırakan da atılacak diye bir şey yok mesela. Peki şimdi bitirdin mi Bitirdim, hocam? Bitirdim evet. Ne... Peki yani Beşiktaş'ın mesela şu anda kovaladığı transfer nedir? O bence çünkü 2 ya da 3 gibi bir ifade kullanıldı. Kullanmadan önce orayı boşaltmaları lazım. Bir de böyle bir problemi var. Yani listeyi bir verin. Beşiktaş'ta biliyor musun, Brad Friedel diye title'ına yönetim danışmanı olarak bir arkadaş göreve başladı. Ve bu arkadaşın futbol koordinatörü gibi bir şey diyorlar. Yok, o yönetim danışmanı olarak geçti. Title'ı ona eklediler. Ve onun görevi işte MLS'te bağlantıları iyi, işte İngiltere'de bağlantıları iyi. Evet. Bir şekilde buradaki oyuncuları... Sen önce şeyi ver Bora, şu konuştuğumuz listesi, konuyu ver, ondan sonra Semih'e bakacağız. Transferleri işte yollayacak, orayı boşalacak. Orası boşaldıktan sonra oyuncu alabilirsin. Şu anda senin kullanmadığın bu kadroda, o liste gelirse herhalde şimdi vardı. Şimdi getirecekler. İşte Abu Bakarlar, Rebiçler, Çember devamlı şekilde isimleri bir yerle anılıyor ama hiç kimsenin bir yere gitmiyor. Yok şu anda burada. Rozier, Cenk Tosun, Hasic, Umut, Kerem Atakan, Tayfun. Bunlar giden taraf, diğer taraflar. Açık Gezzallar, Hacı Ahmetoviç son olarak Rize'ye kiralık gitti. Warhol'da gitmişti. Gelenler bu tarafta. Samsun tarafı burada. Şimdi bir de kadroda olanlar var. O var mı şeyde? Ercan. Kadroda olup da şey yapmayanlar. Abu Bakar var bir kere. Forma giyemeyen ya da düşünmeyenler. Bir Mete Vardar'a gidelim önce, sonra o da geliyormuş. Hemen gelsin. Olur mu? Hayırlı olsun. Tüm takımlara güzel bir sezon diliyorum. Umut ediyorum ki hak edin, kazandığı bir sene olsun. İyi akşamlar. Sağ olun. Kısa bir açıklamaydı. Tüm takımlara hayırlı olsun. Yeni sezon demekle yetindi sevgili Mete Vardar. Şurada. Yani sarı olanlar hani durumu biraz daha kritik olanlar. Mulaka gerçi bugün oyuna girdi ama Abu Bakar, Zaynettinov, Chamberlain, Montero, Amati, Onana Süper Kupa'da bir ara şöyle bir oynadı. Benim duyduğum mesela Rebic, parayı anlaştılar, gönderdiler mesela. Evet. Rebic'i feshettiler. Bu oyuncular yanaşmıyormuş. Yani
kulübün önerdiği rakama yanaşmıyor. Hocam Rebiç'e ne önerdiler ki gitti? Yani Rebiç de kabul etmiyordu. Rebiç 2 milyon euro alıyordu. İşte yani. 2,5 milyon euro alıyordu. Ya, ondan sonra onun yani, yarısını hem bonservisini hem menajeri araya girmiş. O şekilde. Şimdi bunlar genelde kalanların benim duyduğum yanaşmıyorlar. Yani paranın tamamını yaklaşık istiyorlar. Rebiç gibi değil. Yani misal örnek verdim. Bence Rebiç'in de açıklanması lazım. Yani Rebiç'in neye gittiğini bilmiyor. Sadece duyumlarla hareket ediyoruz ama Rebiç bu kadar iddialı olduğu zaman paranın bence 1/3'ünü almıştır. Yani hepsini almadığını biliyorum. Menajerine de konuşmuşlar. Hatta menajeri de işte gelince vesaire falan bir ama şekilde hallolmuş. O da burada şimdi bakıyorsun tam Rebiç gitti. Aboubakar, Zainettinov, Chamberlain, Montero, Amarty. Onana'yı kullanmaya başladım. Büyük ihtimal o kalacak. Muleka nedir durumu? Muleka'nın talipleri Muleka, var galiba. Talipleri var. Şimdi işte Arap Yarımadası'ndan özellikle talipleri var. Ama Muleka da gitmiyor. Yani enteresan tarafı bu. Değil oyuncuların talibi olsa bile gitmiyor. Ya işte yani. Ya Muleka 1.800 oynuyor. Şimdi Amarty 2.200 oynuyor euro. Şimdi bu paraları dışarıdan falan bulamaz oyuncular. Ve de bunlar 2.200 Amarty tabii. Net. Ne para? Şimdi bu paraları dışarıdan bulamazlar. Ya Bahtiyar'a 4 milyon euro geçen sene bonservis bedeli verdi ya. Ya Ahmet Nurşevi yani böyle benden sonrası tufan diye bir tane bombayı bıraktı yönetime. İşin gerçeği budur. Aboubakar ne futbol alıyor? 3'ten fazla alıyor. 3.5'a yakın alıyor. Böyle. Yani 3'ten fazla alıyor. Net alıyor bir de. Bunlar net alınan paralar yani. Bonuslar falan. Ya o ayrı. Ondan sonra şampiyonluk mesela bonusu vardır Aboubakar'ın. Nereden baksan 100 bin eurodur. Misal X. Yani onlar haricinde. Ama bunların hiçbiri yaklaşık aldığı şimdi parayı düşmeden bütün paranın hepsini ya, istiyorlar. İngiltere'den istiyor belki diyorlar. İngiltere'den istiyor diyorlar. Birincilikten de isteyen var diyorlar. Premier Lig'den de falan dediler ama. Hatta Rafa Silva'ya örnek göstermişler. Ya siz bizim indirmemizi yani rakam olarak söylüyorsunuz. Ya Rafa Silva'ya 10 milyon euro veriyorsunuz imza parası. Biz de düşmüyoruz. Menajerlerine hepsi böyle talimat vermiş. Hepsi parayı istiyor. Rafa Silva'ya örnek göstererek kulüpte para var yani yok değil diye. Hani o 2-3 alınması gereken oyuncuyu bunları temizlemeden alamayıza getiriyorsunuz. Kesin bence zaten öyle. Şimdi şöyle yanılmıyorsam Gerson Fernandez'de Bahtiyar'a Zenit'in transfer teklifi vardı. Bir ara konuşuldu. Evet. Allah'tan Gerson gitmedi. Bahtiyar da kendi gitmek istemedi zaten. Çünkü Bahtiyar gittiği zaman herhalde orada bir takım problemler gördü gitmedi. Burada aldığı para ortada. Şimdi para aldığı parayı bırakmadan 1.5-1.600 arası oldu. Yani çok büyük para. Ve transfer şeyde adama bonservis de verdin hocam. 4 milyona euro yakın bonservis ya. Vermişsin yani. 4 bu oyuncular milyon euro bu oyuncular büyük paralar. Yani ediyor mu bu kadar? Şimdi ben mesela Onana'ya verdiler geçen sene 4 milyon euro da ona verdiler. Hocam şöyle hatırlıyor düşün. Musun programlarda konuştuk. 4 de ona verdiler. Planlamayı düşün. 6 ay önce 10 milyon 11 milyona Muçi diye bir oyuncu aldın. Adam Arnavutluk milli takımda şampiyonu da oynamadı ya. Gitti Allah oynamadı. Aşkına. 11 milyon planlamada verdin. O planlamanın üstünden 6 ay geçti aynı yönetim. 6 ay geçti. Muçi ortada yok. Rafa Silva geldi. Ortada yok Muçi. Nerede Muçi? Yok bekliyor yedek. Rafa Silva 30 listesi Muçi. Tamam yaş var tabii ki. Mutlaka arada yaş farkı var ama oyuncu kalitesine baktığında 30 milyon euro istese yani vereceksin demek ki. 10-12 milyon euro onun bonservisine veriyorsan yani Rafa Silva evet 10 milyon euro diyorsun ama kalite hocam doğru mu satın alıyorsun? Kesin kalite hocam. Satın yani. Şurada şöyle bakıyorsun mesela Van Bronckhorst geldi her şey iyi gidiyor şu anda çok güzel gidiyor. Mesela bir oyuncu değişikliği oluyor değil mi? Semih çıkıyor mesela. Semih çıktığı zaman oyuna kim girer orada? O tarafta Muçi'nin girmesi lazım normal düşündüğün zaman. Niye? Kanat oynayabilir, top driplingi, adam geçebilir ve para vermişsin, ona yatırım yapmışsın. Onun yerine onana giriyor yani. Ha. Ve bunu şey bazı hocalar Uğur diye yapar Semih ya böyle. Senin yerine onana girdi. Kimdi giren diye onana. Şöyle bir bakayım dedim. Onana girdi. Daha önceki maçta da aynı oldu. Orada da onana girdi. Aynı şey yani hocanın biraz takıntılar oluyor ya bazı hocaların böyle şeyleri vardır. Takıntıları vardı. Belli dakikalarda belli oyuncular çıkar, belli oyuncular girer. Bir de hocam top oyunda kalmıyordu ora. Muçi topu tutar sana yerleştirir yani top tekniği var. Alıp bu ne bileyim yani Muleka gibi gitmez. Bonservis verilip fena da değil yıllık maaşı da bir kaçtı? 1.750 miydi? Ne kadardı Muçi'nin? Öyle bir maaşı 1.800. Olan oyuncuyu da 1.800. Hani çok göz ardı etmemek lazım. Semih
İyi asist yaptım, Rafa da çok iyi bitirdi demiş. Semih mi parantez açalım? Yani Avrupa Şampiyonası'nda biraz o süreçte yıprandı diye düşünüyorum. Özellikle mental olarak yıprandı. Geldikten sonra Süper Kupa ve bu maç nasıl buldun hocam Semih'i? Ya Semih çabuk bir oyuncu. Kısa alanda çok çabuk. Geçen sene Beşiktaş'a 11-12 gol katkısı verdi. Oyun bilgisi, tekniğini geliştirecek. Hocam virgül koyalım. Tamam. Mete Bey, Mete Vardar bizim Furkan'ın yanında az önce çok kısa konuşmuştu. Şimdi bir özel röportaj için Furkan'a hemen sözü bırakalım, bekletmeyelim. Ender Begin, çok teşekkür ederim. Beşiktaş Lastik Kulübü Sayın As Başkanı Mete Vardar'la beraberiz. Öncelikle tebrik ediyorum Sayın Vardar. Süper Kupa şampiyonunun ardından ligde de 2-0'lık bir galibiyetle başlangıç yaptı. Beşiktaş'ta neler söylemek istersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz maçı? Özellikle Türk Spor için hayırlı olsun bu sezon açılış haftası. Biz de ilk maçımızı bugün oynadık. Güzel bir maç oldu bu sıcağa rağmen. İki takım futbolcularını kutluyorum. Kendi takımımızın futbolcularını tabii ayrıca kutluyorum. Teknik heyetimi ve muhteşem Beşiktaş taraftarı bugün muhteşemlerdi. 2-0'lık net bir galibiyet aldık. Sezon yeni başladı. Takımlar daha hazırlık döneminde. Daha ileriki haftalarda çok daha iyi Beşiktaş olacaktır diye düşünüyorum. Peki şunu da sormak istiyorum yani. Tabii ikinci resmi maç, henüz sezonun başı ama iyi bir hazırlık dönemi geçiren Beşiktaş takımı zaten Slovenya'da özellikle görmüştük. İlk iki resmi maçta sahaya bunun çok pozitif yansımalarını da görüyoruz Giovanni van Bronckhorst yönetiminde. Bu iyi başlangıcın elbette tahmin ediyorum ki camiada da çok pozitif yansımaları vardır değil mi Sayın Vardar? Tüm camia bu sene çok arzuluyor. Özellikle kendi yönetim kurulumuz, taraftarlarımız, teknik heyet, futbolcular çok huzurlu, çok iyi çalışan bir takımımız var. Bunu kampta da beraberdik, beraber gözlemledik. Umut ediyorum ki hakikaten Türk futbolunda güzelliklerin konuşuldu. Ama Beşiktaş futbolunun çok daha artarak, daha gelişerek devam edeceğini gözlemliyoruz biz. Takımımızda çok yeni arkadaşlarımız var, yeni katılan arkadaşlarımız var, genç arkadaşlarımız var ve eski takımımızdan devam eden arkadaşlarımız var. Şu anda biz daha iyi olacağız. Gün geçtikçe daha iyi olacağız. Bunu çok yakından gözlemliyoruz. Çünkü sadece saha içindeki futbol değil, saha dışındaki mental güç de çok önemli. Bu anlamda iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Tüm yönetim kurulu, başta başkanımız Hasan Bey olmak üzere, inancı tam. Bugün de muhteşem taraftarımız hakikaten bu seneyi çok coşkuyla takip edeceğini hissettirdi. Güzel bir sene olsun. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Samsun Spor Yönetim Kurulu'na bizi burada gayet güzel ağırladılar. Yüksel Başkan başta olmak üzere hepsine teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılar diliyorum yeni sezonda da. Beşiktaş Lastik Kulübü As Başkanı Sayın Mete Vardar bizlerle beraberdi. Ben sizi tekrardan size bırakayım, ellerle ilgili. Evet, teşekkürler Furkan. Mete Bey'e de teşekkür ediyoruz. Daha iyi olacağız. Taraftarlar bizi coşkuyla seyredecek dedi Mete Vardar. Semih'le ilgili evet. Konuşuyordun hocam, ya, yarıda kalmıştı. Semih oyun bilgisi, tekniğini geliştirmeli. Avrupa Şampiyonası'nda bana göre Montella'nın yani en önemli hatalarından biriydi. Daha önce Gürcü maçı, Çekya maçları olmak üzere Avusturya, hatta biz oradaydık. O maçlarda bölüm alabilirdi. En son 5 dakika o oyunu atmak, Hollanda maçı enteresan, orada da çocuk o golü atabilirdi. Ama Semih özellikle dediğim gibi teknik, oyun bilgisini, nerede ne yapacak biraz daha eğer bu yönünü geliştirirse çok farklı yerlere gidecektir. Hollanda maçında o golü atsaydı çok farklı olurdu değil mi hocam? Kesin. Yani muhteşem 5 dakika oyuna soktun, bir tek o maçta görev alıyorsun. Top geldi, vurdu, gol olduğunu düşün. 5 dakikada bütün hayatı değişiyor. Çok. Hocam, ne kadar enteresan. Hocam kapandığım maçlar oldu orada. Açık alana çıkacak Semih gibi bir enerjisi yüksek oyuncuyu bir defa bile oyuna almadı. Yok, bu maçta görev aldığı için dedim hocam. Yani girdi orada, gol atsa farklı. Tabii, şimdi tabii. Immobile geldi. Santrafor oynuyor. Şimdi esasını biraz da Kerem'e şu yönden benzetebilirsin. Yani Kerem bir çıkış yaptı. Muazzam Kerem Aktürkoğlu. Şimdi bekliyor değil mi? Yani problemli. Semih de geçtiğimiz yılın ikinci yarısında güneş gibi parladı Beşiktaş. Hakikaten ihtiyacı olan oyuncuydu. İnanılmaz işler yaptı. Çok yük bindi ve onu kaldırdı çocuk. Ve bir anda Immobile geldi. Rafa Silva geldi. Ve şu anda çocuk sol tarafa atıldı. Kenarda atıldı. Kendini ispat etme peşinde olan bir oyuncu konumunda şu anda. Ama yerini kaybetmemeye çalışan. Bu akşamki pası düğümü çözen pastı. Müthişti, muhteşem. Evet. Derinlik. Harika noktada buluşturdu. Muhteşem bir pas attı ortaya. Necip, bu kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Altyapıyı da sayarsam 21 sene oldu.
Ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Kulübüm bana ne kadar görev verirse o kadar devam etmek istiyorum demiş. Bir Necip'le ilgili bir şey vardı, onu versene Ercan. Bizim sevgili editörümüz çıkarttı bugün. Bence değerli bir istatistik. Şimdi Barko'muza gelecek. Necip'le ilgili Beşiktaş'ın Necip'in olduğu dönemdeki son 5 sezonda yaptığı stoper transferleri, Necip'in oynadığı maç sayısı, o stoperlerin oynadığı maç sayısı ve aldığı süre. Paulus hani daha yeni geldi, onu da yazdık ama Emre, ne oldu? Bir Emrecan, Worrell, Bailey, İsmat Mirim vardı değil mi? Romain Saiz, Montero, Colley, Wellington, Necip, bunların hepsinden fazla oynamış. Neredeyse hani biraz daha uğraşsa toplamı kadar oynayacak. 132 maç, 8328 dakika. Hatta şunu da ekleyelim. Bugün Emirhan Topçu'dan daha önce o yani oyuncu hamlesi mesela devre arası stoper değil mi? Gabriel çıktı sakatlığından dolayı. Emirhan'ı beklersin. Necip girdi. Emirhan ondan sonra oyuna girdi. Yani tebrik edilecek. Güzel olan da şu yalnız. Necip performans. Sadece futbol işim var. Onun dışında Necip'le ilgili hiçbir şey duymuyorsunuz. Tamam. Yaşatmıyor. Yedekte oturuyor, efendi diyor. Sahaya çıkıyor, futbolunu oynuyor. Dışarıya alıyorlar, yine efendiliğini bozmadı. Çok önemli bir sporcu ve karakteri bu. Bir de şu yönde... Bayılıyorum o karakteri. Bir de şu, bir ne çakısıydı o? İsviçre çakısı mı? Tabii. Öyle, İsviçre yok, çakısı. Bir de şu her yönde, şeye yarıyor. Bir de şu yönden bakmak lazım ama. Necip'in mevki ne şimdi? Diyelim ön libero oynuyor veya sağ bek oynuyor, stoper oynuyor. Her mevki de karıştı. Daha çok orijinal ön libero. Şimdi yapılan transferlerin hepsi yanlış demek. Yani bu kadar yani transferlerin ne halde olduğunu düşünelim öyleyse biraz da. Bu istatistik onu gösteriyor. Tabii yani stoper olmayan bir oyuncu gelen transfer edilen stoperlerden toplamına yakın oynuyorsa demek ki problem var yani o transferlerde. Aynen. Ya Gökhan Hocam şey aklıma geldi. Süper Kupa'da da dikkatimi çekti. Bu Beşiktaş zaman zaman çizgi halinde savunmayı yapıp bir offside taktiği gibi yaptığı da Galatasaray maçının ilk yarısında oldu da zaman zaman deniyor mu onu Bronkor? Vallahi, sen o bölgenin adamı olduğu yani, için dikkatini çekti mi? Bence şöyle yani Galatasaray maçında oyunu ileride oynamak istedi. Yani Galatasaray'ın o forvetini kendi ceza sahasına yakın tutmak istemedi problem yaşamamak için. İleri doğru çıktığın zaman da bu sefer rakip oyuncular o araya atılan paslarda hızlı hareket edince iki tane gol olan pozisyon offside nedeniyle kesildi. Bence bir çalışma değil de topu oyunu ileride oynama isteğiydi o. Hmm. Şimdi bu maçta aynısı oldu. Bu maçta da bir tane rakibin vurduğu uzun toptan oldu. Offside adam gene golü attı ama gene offside. 5-10 santimli offside. Tabii tabii yani. Bir ayak. Sadece bir ayak. Ama yani bence o çalışılmış değil ama oyunu ileride oynamak. Sonuçta bloklar halinde oynadığın zaman, oyunu boyunu daralttığın zaman boyunu kısaltmak için oynadığın oyun gibi geliyor bana. Ya referans alması gerek. İki tane stoperin oyunu referans. Yani top orada... Şey dikkatimi çekti hocam. Böyle yapıyordu çünkü o kenarda. Çizgi alanı boşalt diyor da... Böyle gel diyor. Ender topun üzerinde baskı varsa ucunda evet daraltabilir. Şimdi baskı yoksa hatta şeyden geçiş iki tane yediğinin birini taştan yedi. Taç atışından yedi Süper Kupa'da. Yani bunlara yani mutlaka Bronkor şimdi tecrübeli bir teknik adam. Mutlaka bunlara dikkat ediyordur. Yani topun üzerinde baskı yoksa alan boşaltmak çok tehlikeli. Biz bunu nereden biliyoruz? Jorge Jesus'tan değil mi? Jesus böyle çok hatalar ya, yaptı. Topun üzerinde baskı yok. Orada Kim Min-jae vardı. Düşün top yani. Gökhan Gökhan Hoca da ben düşün arkaya koşacağım. Herkes çıkıyor bu çizgiye atıyor arkaya. Bitti gol pozisyonu. Gol yiyordu Fenerbahçe. Ya bir de Beşiktaş'la ilgili bir şey söyleyeceğim. 3 tane anahtar oyuncu bu kadar cuk diye oturmaz. Mükemmel oturdu. Yani hem liderler hem kaliteliler. Bir de geldikleri takıma bak. Biri Valencia oynamış. Ondan sonra arkasına Atletico Madrid. Diğeri Benfica'da önemli bir oyuncu. Diğeri zaten Lazio'da hepimizin bildiği gibi işte gol krallıkları yaşamış bir oyuncu. Yani bu kadar doğru. Evet para verdi Beşiktaş ama karşında performans alacaksan, kaliteyi satın alacaksan hiç macera aramaya gerek yok. Az önce Trabzonspor'u örneği verdim. 10 tane alacağını 3 tane oyuncuyla bitirsin. Bu neye benziyor biliyor musun? Bir tane tişört almıyorsun. Alıyorsun pazardan 4-5 tane tişört. İngilizlerin ucuz mal alacak kadar bravo, zengin değilim bravo. Sözüne benziyor. Zeki Yavru Hocam demiş ki bak son şeyine bakın, son satırına. Başlangıçlar zordur. Büyük takımla oynamak daha zor. Maçın genelinde üstün oynadık. Kontrataktan golü yedik. Sonra duran toptan yedik.
Büyük takımla oynarken şansları değerlendiremezseniz kalite farkı belirleyici oluyor. Yalnız tabii, teknik adam gibi konuşmuş vallahi. Tabii. Öyle bir maç oldu. Kalecimiz yere yatmadı ama 2-0 kaybettik demiş. Zeki Yavru'nun tecrübesi de teknik adam tecrübesi. Yani yılların topçusu. Ben Beşiktaş'ın alanı daraltmak istediği konuya konuşuldu ya. Bu akşam 30 dakika Samsun hep Beşiktaş sahasında. Nasıl öne çıkıp da oynama alanını daraltıyorlar? Yeri yaslandı. O golde de offside vardı. Tamam. Aynı benzer Galatasaray maçında olduğu gibi. Galatasaray maçındaki offside'lar daha açık oldu. Onda daha çabuk ileriye çıktılar. Burada da bu akşam yarım vücut falan bir offside'di. Nasıl buldun hocam Alişan Salan'ı? Genel planda birazdan detaylandıracağız. Başarılı buldum. Yani sezonun ilk haftası, ilk maç. Çok Alişan da zorlayacak Salan, bir maç değildi sanki. Oyunda, oyun onu zorlamadı, o da oyunu bozmadı. Mevsimsel olarak da verdiği su molaları yerindeydi. Oyuncularla iletişimi doğruydu. Bazılarını karakteriyle konuşarak çözdü. Yaklaşımı güzeldi. İyi koştu, iyi yer aldı. Ona tavsiyelerim tabii ki var. Yeri geldiğinde bir söyleyeyim ama şu anda da Beşiktaş'ın sakatların oyuncusu var. İkinci yarı hatırlayın oyundan aldılar. Paulista mıydı? Paulista 3 evet, numaralı oyuncu. Orada bir talihsiz basma ve sonunda bir sakatlık oldu. Kim geldi? Samsun başkanı mı? Benim kulaklığa bir şeyler oldu demek ki. Hemen gidelim. İstahlıydı. İlk 30 dakika gerçekten Beşiktaş'a karşı çok iyi oynadık. Pozisyonlar yakaladık. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Ama maalesef bir uzun topta istemediğimiz golü yedik. Ondan sonra peşine maalesef kornerden yine duran top şeyle 2-0 yenik duruma düştük ama yani Beşiktaş'a pozisyon vermedik. Maçın sonunda bir Getson'un işte içeri girip bir şutu var avuta giden. Onun dışında Beşiktaş hiç pozisyon yok. Bizim iki tane net pozisyonumuz kaçtı. Bir tane direkten dönen topumuz var. Bir golümüz offside diye sayılmadı. Bir yani penaltı olabilir mi olamaz mı bir ilk yarıda pozisyonumuz vardı. Ama gerçekten Samspor Beşiktaş'a karşı üstün oynadı. Çok istedik. Olmadı. Çünkü Beşiktaş bu sezon ligi en iyi başlayan takım. Geçen hafta Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yendi. Ben o maçta canlı seyrettim. Yani Beşiktaş'ın defansı ve orta sahası çok kompak oynuyor böyle. Orayı açmak çok zor. Biz yani o halde yani 6 tane pozisyona, 7 tane pozisyona girdik. Beşiktaş'ta bu pozisyonları yakalıyorsanız atacaksınız. Biz bugün beceriksizdik ön tarafta. İstediğimiz olmadı. Hayırlısı olsun. Beşiktaş'ı kutluyorum. Evet. Başkan teknik de konuşuyor pozisyonlarla ilgili. Ali Şalsan'ın Paulistan sakatlandığı pozisyonda önce sporcu sağlığı. Bir ayak dönmesi var ki oyuncu ikinci yarıya çıkamadı o sakatlıktan dolayı. Israrla oyunu devam ettirmesi kabul edilemez. Üstelik ceza alanı içerisinde yerde kaldı. Dün de evvelsi günde bu konularla ilgili hep değindik. Hakemlerin derhal bu konularda müdahil olması lazım. Top dönse, ceza alanı içerisine girse bir gol olacak. O adam son offside çizgisi için son adam olarak görülecek. Yardımcı hakem onun hizasından oyunu takip edecek. Hakemlerin bu konuda daha duyarlı olması lazım. Birincisi sporcu sağlığı, ikincisi çağdaş futbol. Hakemlik yönetimi, hakemlik kalitesi açısından önemli bir konu. Orada onu eleştiriyorum. Bir de hakemlere eğitimlerde anlatılan şu var. Maçın hemen başında karta girmeyin. Neden? Varsa bir niye girmiyorsun? Derler ki karta girin ki şey olsun. Şimdi herkes toparlasın kendini de derler ya hani öyle bir şey de var. Bunu hakemler, kendilerine nirengi seçmemeliler. Maç ne istiyor? Oyuncuların oyun anlayışları, pozisyon anlayışları neyi gerektiriyorsa birinci dakikada da olabilir, sekizinci dakikada da olabilir. Hatırlayın geçtiğimiz yıllarda Rize Fenerbahçe başına daha 30. saniyede Ali Umut Meler Rize'li bir oyuncu oyundan attı kırmızı kartla. 30. saniyede. Demek ki yapılabiliyormuş. Burada da bu akşam baktığınız zaman kaçıncı dakikaydı? 8. dakika. Getson'a taç çizgisi kenarında 6 numaralı Samsun'da oyuncu. Onu göstereceğiz hocam onları birazdan. Yani bir girdi ki bu artık umut vadeden hata da girer.
kontrolsüz harekete de girer. Bunlarda kaçarı yok. Maçın başı karta girmeyeyim. Burada oyun kızışabilir. Bak bu oyuncular çok iyi niyetliydi. Karşılıklı saygılıydılar birbirine. Kızışmadı. Ama burada mutlaka sarı kartı pas geçemez. Tolere edilebilecek kart değil. Göstereceğiz hocam şimdi. Peki. Onu senden soracağımız listede var o pozisyon. Şimdi bakıyorum zamanı da iyi kullanmam lazım. Pozisyonlara girelim mi diye. Çünkü Trabzonspor maçını da konuşacağız. Beşiktaş'ta orayı konuştuk. Rafa'sı... Immobile açısından nasıl bir maçtı? Immobile ilk maçta 2 golle çok ön plana çıktı. Bugün topla doğru yerlerde buluşturamadılar mı onu? O mu biraz daha hareketli olmalıydı? Hangi bardağın ya, dolu tarafı, boş tarafı nereden bakmak lazım? Şimdi Samsunspor geçen sene Alman bir teknik adamla çalıştı ve onun devamı Pistolle. Ne yapıyordu? Pres yapıyordu. Özellikle oyunu neye kurguluyor? Top rakipteyken. Top rakipteyken oyunun başlangıcını yapıyor Ender. Bu enteresan. Geçen sene böyle başarılı o. İşte küme düşme potasındaki takımı aldı. Böyle başarılı oldu. Yine bir Alman o ekolden, pres ekolünden gelen bir teknik adam. Şimdi bu presi çok şiddetli yaptılar. Fizik kaliteleri değil. Geçen sene de Samsunspor'un fizik kalitesi çok iyiydi Pistolle. Burada ne oldu? Daha geriye yaslanan, daha derinlemesine savunma yapan, geriye itilen bir Beşiktaş oldu. Bu sefer de ne oluyor? Çok geniş alanda çok atletik bir oyuncu değil Immobile. Ve de hücumda da top kalmayınca işte Semih alıp gidip gerçi asist yaptı. Raşitsa da aynı, top ileride kalmadı. Hatta Rafa Silva'nın etkisi de bundan oldu. Çok geriye yaslanan bir rakip kaleden uzak bir Beşiktaş seyrettik. Ama Beşiktaş'la ilgili ben şunu söyleyeyim. 2 maçta 7 gol attı. Beşiktaş'ta net gördüm bu şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile ve Galatasaray'ı yalnız bırakmayacak. Beşiktaş bu yarışın içinde 2 takviye yaparsa bile özellikle sağ bek, kesin bir sağ bek alması gerekir. Öyle mi? Kesin bir sağ bek istiyor. Çünkü baktığında tek kanatlı oynuyorlar. Masuaku'nun kanadıyla hiç sağ taraftan destek yok. Stop bu Raşitsa'nın performansını da etkiliyor. Ya şimdi daha başka. Ben bir kere bir çizgilere bir oyuncu acil sağ ve sol çizgide oynayabilecek bir oyuncu bir de sağ bek yani acil görünen benim düşüncem tabii bu. Ama Beşiktaş dediğim gibi bu yarışın içinde olacaktır. Yani gelen oyuncular bir hava ve kalite katmıştır Beşiktaş'a. Beşiktaş bir tek yarışta dikkat edeceği en önemli konu da hakem konusudur. Bugünkü o 8. dakikadaki olay sarı kart falan sırf değil. Beşiktaş'ı çünkü geçtiğimiz sezonlar başlangıcı da mesela fena olmadığında bir şekilde yarışın içine sokulmayıp atıldığı zamanlar da oldu. Beşiktaş buna dikkat etmesi gerekir. Yani bu seneyi öbür türlü yarışın içinde olacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Van Bronckhorst galibiyetle başlamak çok önemliydi. Sonuçtan dolayı mutluyum. Doğru zamanda gol bulduk. Zeminden dolayı çok zor şartlarda oynadığımızı söyleyebilirim ki zemini söyledik. Hakikaten çok kötü daha ilk maçta. Kendi oyunumuza da bakmamız lazım. Daha iyisini yapabiliriz. 2 hafta üst üste gol yemedik. Tabii ki önemli bir teknik adam gol yememeyi ilk sıraya yazar. Kesin yani ilk maç rakibin Süper Kupa 5-0 gibi net bir skorla. Bir de goller atıyorsun, bir de transferlerle atıyorsun. Bugüne geliyorsun. Dediği gibi kötü bir saha, agresif bir rakip, devamlı seni geride tutmaya zorlayan esasına baktığımız zaman yani başkanın yorumu da aynı. 30 dakika çıkarmadık diyor. Doğru çıkarmadılar. Yani çok iyi ve şu var hani ben söyledim ya şut atmadan gol attı Beşiktaş. Yani ilk girdiği pozisyonda golü attı. Onun öncesinde devamlı şekilde geride mücadele eden, devamlı şey rakibe pozisyon vermeye çalışan, aldığı toplarla çıkmaya çalışan Immobile'nin etkinliği de burada. Rakip seni geriye doğru itti mi? Immobile de defans yapmak zorunda kalıyor. Boşta olan oyuncu yok. Değil, atletik de değil. Atletik de değil. O topları tutamadı. Ama sonuçta Van Bronckhorst için iyi olan tarafı bir kupayla başlıyorsun. 2 onu da gördü bence. Ligi de başladı yani biraz evvel dedik ya Samsun şu ana kadar seyrettiklerimiz içinde en dinamik, en hazır Anadolu takımı görünümünde. Şimdi bu takıma karşıdan deplasmanda gidiyorsun 2-0 gibi net bir skorla gol yemeden seni ne kadar geriye iterlerse itsin gol yemeden maçı bitiriyorsun. Bir şey söyleyeceğim, güçlü ve derin bir kadromuz var, gerektiği zaman kullanacağız. Bazen maçın ne getirdiğini görmek lazım. İyi savunma yaptık ve geride kontrollü kalarak istediğimizi aldık. Aslında burada biraz Samsun takımının da iyi oynadığını, hani maçın ne getireceğini görerek kontrollü kaldık diyor ama güçlü ve derin kadro ifadesi acaba transferde çok böyle ısrarcı olmayacak mı? Sayıyı böyle 2-3 gibi mi göreceğiz biz?
Herhalde bence, öyle olacak. Bence çünkü başkan da öyle demişti. Güçlü ve derin bir kadro değil bence. Yani baktığın zaman çıkan 11 %80 bu olacak. Eğer net bir transfer yapmazsan ben inanıyorum. Hazırlık maçlarında da oynattığı kadro bu. Süper Kupa finalinde de oynattı. Kadro istikrarı oluştu değil mi hocam? Tabii tabii. En kadroyu artık sayabiliyorsun. Bu yoktu sayabiliyorsun. Tabii tabii. Yani Gençler Birliği hazırlık maçına çıkan kadronun Galatasaray Süper Kupa maçına çıkacağını biliyordun. O kadronun bugün de Samsun'a karşı çıkacağını biliyorsun. Giren oyunculara bak, giren oyuncular bile hemen hemen aynı. Semih çıkıyor. Onana'yı koyuyor. Ondan sonra sonucu aldıktan sonra o değişiklikleri yapıyor. Mesela bugün 2-0 önde Mustafa Ekiman hamlesini kullanmıyor. Bir de o tarafı var ya, Mustafa Ekiman'a çok güveniyor. 2-0 öndesin. Immobile'yi çıkarıyorsun ama koymuyorsun bu sefer. O zaman söylediğini de inkar etmiş oluyorsun. Bakıyorum. Doğru, iyi kadrosu var. Alınan oyuncular %100 doğru oyuncular. Ama ve derinliği diyorsun, yok diyorsun. Bence derinliği yok. Kesin alması gerek. Bu arada gerek. Bir de kaleci Mert'e parantez açmalıyız. Ona da haksızlık etmeyelim. Bugün de kritik yerler. Hocam Mert'i hiç konuşmuyoruz biz zaten. Ya. Mert bizim şey. Ama hakkını da vermemiz lazım. Pamuklar için de böyle sarıp sarmalaması lazım. Hakkını teslim etmemiz lazım. Doğru hocam, doğru. Yani. Çok kısa, 90 saniyelik bir reklam aramız var, ayrılmayın. Pozisyonlara bakacağız. Beşiktaş'ın pozisyonlarıyla başlayıp Trabzon'la devam edip Gündüz maçını da şöyle bir toparlayacağız çünkü. Sadece 90 saniye sonra. Evet, devam ediyoruz. Pozisyonlara geçeceğiz. Hem Samsun Beşiktaş hem de Sivas Trabzonspor maçına ilişkin. Bu arada Samsun hocasının bir açıklaması vardı. O son bölümü özellikle önemli. 3 kere ne diyor? 3 kez kalemize geldiler. İkisi gol oldu diyor. Thomas Seyiz özetle. Rakibin kaliteli ayakları var. Ama iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Ortaları daha iyi yapmamız gerekiyordu. Bulduğumuz fırsatları değerlendirmeliydik. Biz bugün çok iyi bir maç oynadık demiş. Zaten kimseyi yani kötü oynadı Samsun Spor demiyor. Ama sonuçta kaliteyle, ya tabelaya bakıyorsun maç bittiğinde. Tabii. Tabela 2-0 Beşiktaş çok kazandı iyi diyor. Oynadı diye yazmıyor diyor, mesela o dedim, haftanın sonunda. Oyunu oynayan, dedim ya ilk başında, oyunu oynayan Samsun Spor maçı kalitesiyle kazanan Beşiktaş. Kazanan 3 puanı alan Beşiktaş hiç. Uzatmaya gerek yok yani, değil mi hocam? Hocam bunu? Herkes maçı aynı şekilde yorumluyor zaten. Kendi oyuncuları da, kendi şey başkanı da, onun, kendi de biz Beşiktaş. Onun açısından tabii şöyle şunu düşünmek lazım. İlk iç saha maçı net yenilgi alıyorsun 2-0'la. Yok, biz oyuna rağmen biraz zorlayıcıdır onun açısından. Ender biliyorum. Şimdi Beşiktaş 30 kere senin ceza sahasına girdi, 6 tane net kaçırdı demiyoruz ki. Beşiktaş kendi sahasında kaldı. Oyunu kontrol etmedi bile. Yani o kendi sahasında kalırken kaçırdıkları da var, doğru. İyi de oynadılar. Onu da söylüyoruz. İyi takım kurmuş. Ama sonuçta Beşiktaş kaliteli ayaklarıyla yani 5 kere ceza sahasına girmiş. Onun söylediği gibi 3 değil, 2 tanesini gole çevirmiş. Peki pozisyonlara geçelim hemen, Beşiktaş maçının pozisyonlarına. Buradan 3 tane mi belirlemiştik Ercan? Hemen gelsin. İlki sanıyorum Mustafa Hocam'ın söylediği pozisyona, maçın hemen başındaki 8. dakikadaki Jetson pozisyonu. Yani bu artık kaçınılmaz bir sarı kart. Embenacer kontrolsüz de girer. Topa dokunuyor mu? Direkt rakibi arkadan geliyor. Ne dedi burada şimdi böyle? Bir hareketler yaptı. Şimdi burada dedim ya, UEFA departmanından gelen eğitimciler de, UEFA seminerlerine de gidiyoruz. Ben de bu eğitimleri verdim ama burada ben bunu kabullenemiyorum. Bu sarı kart isteyen bir pozisyon. Net bu da çıkması. Bazı pozisyonlar vardır. Oyuncular birbirine hafif tutar, bırakır, şarjı biraz kuvvetli yapar, yıkar falan. Burada orta çizginin hemen gerisinde böyle net bir yatarak, ayağını kaldırarak böyle yerden bir şey geliyor, hamle geliyor. Bakın bir daha oynatır mısın pozisyonu? Şimdi Getson topu dürttü, bitti. O oyuncu geride kaldı. Artık dokunursan Getson'a yaptığın bu pozisyon. Yaptığında o ayağını kaldırmayacaksın. Kaldırmayacaksın yani. Bir promising hata girer bu. Onu önlemeye göre baktığında bu kanadı kullanıyor. Hemen yanında 3 tane takım arkadaşı var. Hocam bir de burada tuhaf derinlik olan, var burada da. Benim ona tebessüm ettim. Depar atıyor ya, bak düdüğü çaldıktan sonra da ben anlamıyorum bizim hakikaten. Bakın hocam niye depar şey atıyor yapıyor? Bak, oo, koşuyor, bak depar şey attı falan. Durdu orada. Yani çok enteresan ya. Bence yanlış öğretiliyor. Yani burada bak, diyor ki. Şurada hocam bakın şimdi düdüğü çalıyor, bak şimdi o bölgeye görüyorum. Doğru bak şimdi bak.
Depar. Burada diyor ki gideceğin o koşu stilinde onun üzerine gittiğin zaman bir göz dağı vermiş oluyorsun. Ben bunlara izin vermem. Bundan sonraki olabilecek hadise sarı kartı gösteririm. Yapmayın. Havasıyla gidiyor. O demek ama mi? Böyle bir anda hızlandı. Yani, evet, hızlandı. Ama Avrupa'da da hakemler hiç depar böyle atmıyor. Yanlış. Ama sözüme başlarken evet, yanlış diyorum. O sebeple burayı özellikle eleştiriyorum ve tavsiyede bulunuyorum hakemlere. Yapmayın bunu. Hocam, yapmayın. Bu sarı kart. Böyle basit, tolere edilebilecek bir pozisyon değil bu. Muhabbeti kaçırmayayım diye depar atıyor. Anlatacak ya orada oyunculara anlatıyor bak çok güzel falan işte sen de kayma bir dahaki sefer kart göstereceğim sana. Yoksa buna kart gösterme. Öyle döpere attıktan sonra kart göstermemesi tabii, diye bir şey yok. Ben hani öyle hani tabii gidip tabii bana, yani, kart gösterme. Tabii Can abiyle yani, öyle bir şey mi yok? Bravo. Bir baktım devam ediyor. Can abiyle gitti sarı kart göstermedi. Ben bunun için söyledim. Beşiktaş bu dikkat etsin. Yani bu ufacık bir sarı kart pozisyonu değil mi alt tarafı? Beşiktaş dikkat etsin. Bu yarışın içinde 1-2 oyuncuyla beraber gelen oyuncuların kalitesiyle de anahtar oyuncular var, problem çözen oyuncular çok kaliteli, liderler aldılar, lider oyuncular omurgaya az önce de söyledim. Mutlaka Ender buna dikkat etsinler. Beşiktaş çok rahat elini tersiyle itebilir. Buna dikkat etsin. Beşiktaş ilk maç 8. dakika Samsunspor maçı Getson. İleride bakalım programlarda inşallah böyle bir şey konuşmayalım. İnşallah Beşiktaş'ın ve diğer takımların da tabii öyle bir şey hakem hatası olmasın ama Beşiktaş buna dikkat etsin bu sene. Burada iki şey açıklayacağım. 21. dakikada Samsunspor 7 numaralı oyuncuya bir sarı kart kullandı. Bu hareketten daha yumuşak bir hareketti. Muya'nınki. O var mı bizim aldığımız pozisyonlar içinde Ercan? Muya'nın gördüğü sarı. Hı-hı. Şimdi hakemlere yine bir tavsiyede bulunayım. Şu hareketi İstanbul'da Beşiktaş'ın sahasında şu harekete kart çıkarmasın işi çok zor. Çıkartır zaten hocam merak etme. Şimdi problem burada. Nerede çıkartacaklarını biliyor Türk hakemleri. Problem burada. Kalktı. O yüzden tavsiyede bulunuyorum. Bak maçın genel gidişatında Ali Şantalan güzel maç yönetti. Fakat zor maç değildi zaten. Maç hakemi zora yani soktu. Hakem için zor ilk hafta hakemi zora sokacak pozisyon yok. Bir tane penaltı tartışılan pozisyon var da o da gelince anlatacağım. Gelecek şimdi. Ama burada yönetim kalitesini yükseltmeleri lazım. İletişim kurmak istiyorlar. Oyuncuları vücut dillerini değiştirmeleri bak, lazım. Oyuncularla iletişim kurmak farklı, oyuncuları kafalamak farklı. Yanlış yaklaşımlar. Oyuncuları kafalama rolüne soyunuyorlar. Bu son derece tehlikeli. İletişimi kaptanlarla hakemler kendileri kaptanlarla iletişime geçecekler. Her takım pazı bant taşıyan hakemle konuşacak diye bir ona bu şekilde bir opsiyonu yok. Hakem konuşması gereken, açıklaması gereken yerde takımla, takımın kaptanıyla muhatap olur. Ama Türkiye'de baktığın zaman bugün gündüz Bandırma maçında da oldu. Bir penaltı pozisyonu oldu. VAR incelemesine gittiler. İki takım kaptanı da orada. Onun yanında her iki takımdan dörder tane oyuncu var. Bunu ısrarla söylüyor IFAB, UEFA anlatıyor. Hayır diyor. Niye bunun önlemini almıyorsunuz ki? Bu ilerleyen hafta, daha birinci hafta, ilerleyen haftalarda yine açık oturum olacak sahanın içerisinde. Feyyaz Uçar konuşuyormuş. Gidelim hemen bir dakika hocam. İlk maçlar her zaman zor olur. Biz de zor olacağını biliyorduk ki bugün gerçekten havanın sıcaklığı artı nem biraz oyuncularımızın performansını düşürdü. Zemin de çok iyi değil ancak deplasmanda galibiyetle başlamak lige çok önemliydi. Bunu da başaran teknik heyeti ve oyuncularımızı kutluyoruz. Öncelikli olarak biz, ben kendi adıma, Başkanım Hasan Arat ve Yönetim Kurulu adına bütün spor camiasına, Türk spor camiasına yeni sezon için başarılar diliyoruz. Bunu söylemek istiyoruz. İnşallah hep birlikte çok güzel bir sezon geçireceğiz. Rekabetin eksilmediği, her şeyin güzel olduğu, adaletli olduğu, sezon sonuna kadar yarışın hiçbir şekilde bitmediği harika bir sezon olur. Bütün takımlarımıza buradan başarılar diliyoruz. Hocam genelde yapılacak transferleri konuşuyordu ama takım içerisindeki oyunculara da transfer teklifleri geldiği konuşuluyor. Bununla evet, alakalı bir durum olacak mı hafta içi? Şimdi biz geçen haftalarda da söyledik. Biliyorsunuz bizim transfer yapabilme, oyuncu alabilme ne diyelim manevramız biraz da yolladığımız oyunculara bağlı. Yollayabildiğimiz oyuncuların yerine oyuncu alabileceğiz ama son günlerde güzel gelişmeler oldu. Bazı oyuncular anlayış gösteriyorlar. Bize yardımcı oluyorlar gitme adına. Onların yerine de mutlaka transferler yapılacak. Çalışmalar devam ediyor. Hocam planlama şu an için ne yönde farklıya konusunda? Yani, nasıl bir planlama düşünüyor olarak Beşiktaş?
Şimdi takviye her yere olabilir. Kesinlikle şu bölgeye diye bir şey yok. Çünkü bizim dediğim gibi yolladığımız oyuncularla ilintili bütün. Yani yolladığımız oyuncunun yerine transfer yapabileceğiz. Bu yerli de olabilir, yabancı da olabilir. Bunun çalışmaları devam ediyor. Etmek de zorunda aslında. Hala bazı sorunlarımız var ama çözülemeyecek sorunlar değil. Geçen seneden kalan en önemli problemimiz ofansif olarak pozisyon üretmek ve son vuruşlardı. Ancak sezon başında gördük ki yaptığımız transferler hakikaten tam da o sorunu çözen oyuncular oldular. Ama tabii ki diğer bölgelere de transferler yapmak istiyoruz olabildiğince. Hocam Masuaku'ya teklif geldiği söyleniyor. Bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Masuaku'ya da geliyor, diğer oyuncularımıza da geliyor teklifler. Bugün çok da iyi bir oyun ortaya koydu aslında. Ya kaliteli oyuncu, zaten kadromuzda iyi oyuncular var, biz de bunun farkındayız. Tabii ki hocanın buradaki kararı çok önemli. İyi bir rekabet yaratmak istiyor takım içerisinde. Onun direktifleriyle hareket edeceğiz. Birçok oyuncumuza teklif var, bunu net olarak söyleyebiliriz. Son soru olarak önümüzdeki hafta sezonun ilk iç saha maçı Beşiktaş, evet. Kupa şampiyonluğunun ardından taraftarında karşı çıkacak. Buradan camiaya, taraftara daha doğrusu bir mesaj da vermek ister misiniz? Çok özledik. Ya biz tabii Beşiktaş'tan yetişen kişiler olarak taraftarımızı özlüyoruz. Onlar bizi özlüyor, inanıyor. Yani yeni adıyla tabii ismi de değişti artık. Tüpraş Stadyumu'nu özlüyoruz. Zemini özlüyoruz. İnşallah çok güzel bir başlangıç olacak hep birlikte. Full bir stada oynamak istiyoruz. Bütün taraftarlarımız davetlidir. Güzel oynamaya çalışacağız tabii elimizden geldiğince. İnşallah iç sahada da galibiyetle sezona devam edeceğiz. Feyyaz Hocam, Endur adı çok geçiyor Paris'ten. Onunla ilgili bir düşünceniz, var mı? Şimdi elimizdeki oyuncularla ilgili her şeyi söyleyebiliriz ama transferden, dışarıdan gelecek oyuncularla ilgili isim zikretmek şu anda biraz sıkıntı olabilir. O açıdan size net bir şey söyleyemem. Ama görüşülen oyuncular var. Hocam istediğiniz Beşiktaş şu anda hangi seviyede? Yüz üzerinden bir şey söyleseniz. Sezon, şu anda nerede? Sezon başında istediğiniz Beşiktaş olmaz. Işık veren Beşiktaş olur. Biz yıldız oyuncularımızın bugünkü performansından çok memnunuz. İki harika gol attık bana göre. Özellikle birinci gol harikaydı. Semih'in o vale pası herhalde dünyanın en iyi asisti olacak. Yani sezonun en iyi asisti olacak. Orada Rafa Silva'nın bitiriciliği. İkinci golde de o kornerde yapılan varyasyonlar ve Paulista'nın sonlandırması. Bence iki tane güzel gol attık. Yıldız oyuncularımız bugün bize 3 puan kazandırdılar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Feyyaz Hocam'ın yüzü gülüyor. Nasıl gülmesin ki? Nasıl gülmesin? Süper Kupayı kazanmışsın, ilk deplasmanda 3 puanı almışsın. İyi futbolu yani daraltmış olsa da, Samsun 30 dakika seni kapatmış olsa da sonuçta 2 gol bulmuşsun. Gol yememişsin. Transferler gol atmış. Geçen senenin kara bulutları dağılmış. Hocam güneş çıkmış. Güneşe yani o bulutlar gitmiş. Evet. Yani güneş gökyüzü açık Beşiktaş adına. Doğru oldu, iyi oldu diyor. Tamam işte. Kaliteli. Şimdi Immobile'nin istatistiklerine baktım. Şapka çıkarmamak mümkün değil. 600 maçta 400 gol katkısı var. Yani Türk seyirci de evinde seyredecek. Yani Türkiye'de muazzam bir şey yani. Muazzam bir şey. Bakar mısınız? Zaten 594 ilk Immobile'nin çıkışı Seri B'den. Orada 38 maçta 27 gol atıyor. İlk orada çıkışı. Ondan sonra zaten yani, Sevilla'sı var, Dortmund'u. 4 sezon önce. 4 tane ya. Gol krallı İtalya'da. Ligde. Altı ayakkabı aldı. Oynadığı takımlara bakar mısınız? Tabii. Muazzam canım. İç kariyeriyle ilgili. Torino'da bir gol krallığı var herhalde. 3 tane Lazio'da. Şimdi Juventus'ta, Inter'de. Hocam Milan'da yok yani öyle yani oranın amiral gemisi olan işte hepimizin bildiği güçlü takımlar değil. Lazio ve Torino. Yani burada bu gol krallığını yaşamak daha önemli. Vallahi büyük, ya Beşiktaş büyük top getirecek. Rakip yarı alanda oynadığı zaman ceza sahasına yakın Immobile orada yani bitirecek. Bitti. Özellikle iç saha maçlarında iç saha, çok daha çok etkili rahat, oldu. Çok rahat. Peki pozisyonlara devam edelim. Ciro Immobile'nin şöyle bir kariyerine, CV'sine baktık. Devam ediyoruz. Bir ciddi sarı kart
atlanmış dedik. Evet, bu çok önemli. Başında. O yüzden maçın başı deyip bundan kurtulmaları lazım hakemlerin. Erken karta girmeyin. Bu maçta bu pozisyon sarı kart istiyor. Peki. Devam Ercan. Burada penaltı mı istedi? Bilmiyorum ki. Herhalde istedi. Hoyse yanılmıyorsam. Penaltı bekliyorlar burada. Şimdi ilginç. El Musrati pozisyonu. Burada penaltıyı yapacak olan kim? Savunmacı. Evet. Savunmacıya bakalım sadece. Bırakalım Samsun yani Sporlu. Yani ceza oyuncu. Sahasının sağından giriyor iki oyuncu yan yana son çizgiye doğru gidiyorlar. Orada El Musrati topa dokunuyor. Ne yapıyor ona bakalım. Ne yaptı El Musrati? Topa dokunu. Dokunan kim? Beşiktaşlı oyuncu. Topa dokunamayıp Beşiktaşlı oyuncu arkadan ayakla takılan kim? Samsun Sporlu oyuncu. Evet ya. Bu nasıl penaltı bekleniyor? Bir an tabii seyirci sahada bunu bizim şu anda gördüğümüz gibi göremez. Bir uğultu koptu. Böyle bir şey zaten varın girmesi mümkün değil bu şartlarda. Çünkü faul varsa Samsunlu faul yapıyor. Beşiktaş'ın lehine faul verilebilir. Ama çok basit bir dokunuş olduğu için arkadan. Ya, dolayısıyla oyunun devamı doğru. Bu işin tersi olsa yani Samsunlu oyuncu... O zaman penaltı olur. Beşiktaş'ta oyuncuya yapsa... Tam tersi olsa... Şeyde o zaman penaltı olur ancak. Bu pozisyon Samsun, roller değişmiş olsa. Bu pozisyon Samsun ceza sahası içerisinde evet. Olsa penaltı mı? Evet. Buna o zaman var karışır hakem vermiş olsa. Aynısı yanılmıyorsam orta sahada Fenerbahçe maçında oldu. Mourinho falan isyan etti ya. Şeyle oyuncu vuruyor topa. Adana Demirli arkadan gelen Fenerli oyuncu vuruyor. Sanki Adana Demirli vurdu. Herkes ayağa kalktı. Faul Adana Demirli kullandı. Mourinho'nun sarı kart gördüğü pozisyon. Dün akşam bir antat kalamadık pozisyonda. Tadiç evet, geç evet. Kalıyor. Adana Demirli oyuncu aynı ayağını pozisyon. Sokuyor. Topa vuruyor. Tadiç geliyor ona. Vuruyor. Faulü ters verdin ya Jose Mourinho tepki verdi orada. Taça değil miymiş o? Yok. Bu, o faul pozisyonu. Bu pozisyona tepki verdi. Çıldırdı. Bir gitti geldi. O arada oyun karıştı. Seyirci o mu atacak, biz mi atacağız? Seyirci bir gerildi. Bu pozisyona halbuki faul yapan Tadiç ve Tadiç'in orada sarı kart görmesi lazım. Aynı pozisyon hocam. Aynı. Aynı pozisyon. Yani bundan önce Adana şiddetli. Demirli vuruyor. Tadiç ayağına vuruyor. Burada Musrati topa vuruyor. Arkadan Samsun'la vuruyor. Bu yumuşak hocam. Bu soft. Ama öbürü Tadiç çünkü kalçadan salladığı için çok da sert vurdu onu. Tadiç bir de yerde kaldı hocam. Yerde yattı. Seyirciyi galeyana getirdi o ara. Yani sanki ona faul yapılmış gibi. Topta geç kaldı. Topu da kaptırdı o ara. Fırça yemeyeyim ben Mourinho'dan diye yerde kaldı o. Orasını bilemedi. Oynadı orada oynadı. Gelsin atıldı oyuncu tribünü de hocam. Doğru müdahale edecek sahaya. Onunla da oynayacak. Oynadı bu, yani. Bu pozisyonun penaltıyla yakından uzaktan alakası yok. İlgisi yok. Bana yalnız pozisyonların şeyini de buraya verin ki ben uzaydan hani pozisyonun dakikasını göremiyorum. Bu önümden göreyim. Ondan sonra pozisyonu anlatayım Bora. Evet. Hani görmüyorum. Pozisyonun anlatımını diyorum. Önce onu verin, sonra pozisyonu verin. Evet. Marius Muadil Maggi, Omer Kole mücadelesi. Ali Şansalan burada faul veriyor. Samsun Sporlu oyuncuların bir kart beklentisi kart var beklentisi hocam burada var. 30. dakikada. Şimdi gelsin pozisyon. Az önce anlatmış olduğumuz Getson'a yapılan da bunun arasında bir sertlik kalitesinde çok düşüş var. Bu aşağıda kalıyor. Hakem bu pozisyonda kartı kullanmamasını anlayabiliyorum hakemin. Oyuncu da dikkat edersen Samsun oyuncu da sanki burada alttan kart yok mu? Kartı kullanmamasını anlayabilirim. Destekleyebilirim hakemi. Sarı kart çıkardığı zaman da niye çıkardın diyemeyeceğiniz bir pozisyon bu. Yardımcı da destek veriyor. O yüzden çok eleştiremeyiz. Kartı kullanmasına hayır diyemem. Kullanmadı diye de hakemi fazla eleştirmem. Çünkü Samsun'un oyuncu da ayağı atarak kolenin önüne çarpışma kaçınılmaz oluyor. Diğer ayağında hocam top. Öbür sağ ayağında. Koleyin, soldan geliyor hamle. Koleyin ayağının geldiğini gördüğü için o da o ayağı oraya sokuyor. Bu oyunun da profesyonel olduğunu unutmayalım. Hmm. Foul almak istiyor zaten. Foul almak bu. Anladım. Çünkü topa ilk temas dokunduğunda topun peşinden... Sol ayak hamlesiyle... Kendi alanında genişleterek o ayak geliyor zaten. Tamam. Oraya soktuğu zaman çarpışma kaçınılmaz. Topu tokatlıyorsa... Sonra dikkat edin.
Arkasını dönük üzerine atlıyor. Sanki yüksek atlamacı atletler gibi. Çıtanın üzerinden geçer gibi. Gökhan Hocam bir şey söyleyecek. Sert bir hareket olduğu için zaten yan hakem veriyor foylu. İlk önce orta hakem oyuna bakıyor. Yan hakem öyle ısrarla bayrak kaldırıyor ki foul var diye. Zaten veriyor. Yani burada kart olsa kimse bir şey. Oyuncu zaten akıllı. Oyuncu akıllı. Sınırda bir hareket ama vermeyince de. Çünkü çok da hakemi eleştiremeyiz. Şiddetle eleştirmem diyorsun. Çünkü burada biz oyuncunun akıllısı ayağını öne koyar. Yani biraz daha Musrati'nin pozisyonunda onca Adana demin ayağını öne koyuyor ki ötekine foul yapmaya hataya zorluyor. Hata yaptırıyor. Peki şimdi bu son pozisyonumuz muydu Ercan bu maçtan? Var mı hocam sizin aklınızda kalan başka öyle çok majör bir şey yani? Majör bir pozisyon yok başka. Dolayısıyla ilk varlık da pek bir şey yok zaten. Varlık bir şey yok zaten. Var müdahale olabileceği herhangi bir şey yok. Özgür Yankaya vardı bugün VAR'da. Evet ona da iş düşmedi. Baktığımız zaman Ali Şansalan dediğim gibi iyi bir maç yönettiğini düşünüyorum. Geçer not alır bu maç. Bu eleştirilerimiz tabii ki onlara tavsiye. Bundan sonraki müsabakaları için kendilerine hocaları olarak, abileri olarak bir şeyler anlatıyoruz. İnşallah alırlar. Daha kaliteli hakemlik, daha kaliteli yönetim anlayışını sahaya yansıtmaları için bunu söylüyoruz. Burada bir de aklıma gelen bir şey var. Şimdi Ali Şansalan 3,5 yıldır yaklaşık Fenerbahçe maçına çıkmıyor. Sezonun ilk haftası. Ali Şansalan bu maç yerine Fenerbahçe'nin içeride oynadığı dün akşamki maça verilemez miydi? Neden? Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu, beyaz bir sayfa açtık. Herkesi kucaklıyoruz. Çok güzel bir yaklaşım. Bu ligin kalitesi, futbolun daha sevgiyle oynanması açısından, kaynaşma açısından o kemikleşmiş 3,5 yıldır Ali Şansalan'ın Fenerbahçe maçlarına çıkamayışını ligin ilk haftasında beyaz sayfayla kapatabilirdik. Neden? Ama onu beyaz sayfa diye mi algılardı Fenerbahçe yoksa daha ilk maçtan bize böyle bir hakem geldi. Ama bunun 3,5 yıllardan sonra mı derdi Fenerbahçe penceresinden? İlerleyen haftalarda Ali Şansalan'a ihtiyaç duyulduğunda bu o zaman maçlara vermen... Var mı şu anda bazı takımların maçlarına uzun zamandır verilmeyen hakemler? Şu anda bir tek o Ali Şansalan gözüküyor Ali Şansalan şu anda. Mı? Ben mesela MHK başkanlığı yaptığım dönemde Galatasaray X hakemi istemiyordu. Fenerbahçe öbürünü Y hakemi istemiyordu. Beşiktaş Z hakemi istemiyordu. Ligin ilk haftası. Üçünü de sahaya saldım. Üçünü de maç istemeyen takımların maçlarına verdim. 3 tane değerli hakemi kazandım sezon boyunca. Bunlardan biri de Cüneyt Çakır'dı. Sevgili Başkan Atlan Polat demişti ki ben Cüneyt Çakır'ı bir daha Galatasaray maçlarına görmek istemiyorum. İlk maç Ankara Galatasaray maçına gönderdik Cüneyt'i. Oraya atadık. İlk haftalarda kırılır. Neden? Senin kadro zenginliğin, hakemliğin kadro zenginliği ve kalitesi düşük şu anda. Zaten sıkıntılar var. Böyle Ali Şansalan gibi deneyimli bir hakemi bu ilk haftada kazanmayacağız da ne zaman kazanacağız? O kemikleşmiş yapıyı orada kırmak lazımdı. Bu olabilir yani, diye düşünüyorum. İyimser bir bakış. Ben iyi niyetle bakarak. Neden? Ama riskli. Riskli ama o riski alacaksın. Başarı bu zamanda alacaksın. Yani hocam, şimdi başkanımız, Futbol Federasyonu Başkanımız çok güzel bir demeç verdi değil mi? Beyaz sayfa açıyoruz dedi. Bunun arkasından bu atandığı zaman bunun arkasında art niyet, sıkıntı, problem aranmamalı diye düşünüyorum. Tam fırsatıydı. Bence bu fırsatı kaçtığını düşünüyorum. Bir peki, de hakem havuzu yetersiz görülüyor ya. Evet. Evet yani o zaman vereceksin yani ne olursa olacak yani. Bir şekilde yani, ömür billah yani Ali Şansalan Fenerbahçe maçına gidemeyecek. Öyle bir de yani cezalı hakem, cezalı tank örneği gibi. Hani. Bu diğer hakemleri de bozuyor Ender. Doğru söylüyorsun. Diğer hakemler de bundan etkilenebilir. Doğru sıkıntı yaratır. Peki Sivas-Trabzon maçına ilişkin Reha Hocam bir senden yorum rica ediyorum. Onu da beraber seyrettik. Abdullah Hoca demiş ki bu takımın ben temellerini atıyorum. Daha iyi olacağız. Şu anda bunlar hani geçiş dönemi demiş. Vallahi kullandığı demiri iyi değil bana göre. Yani o demir mi? Evet kullandığı demir iyi değil. Şey bana... demir değil mi? Ne o diyorlar öyle. Ya bence bu demir falan yani demir falan demir yani ben temel falan görmüyorum. Burada temel sağlam işte kazık falan deriz ya depremle ilgili. Burada atılan temel bana göre tahtalardan falan atılıyor. Trabzonspor'un geçen seneden bir oyun kimliği yok. Aynı şekilde devam ediyor. Abdullah Hoca'yı temellerini ben temellerini atıyorum diyor. Abdullah Hoca'yı geçen sene söyledim. Severim. Evet antrenör olarak
çalışır, eder. Ama Abdullah Hoca yenilmeyen bir teknik adam. Ben Türkiye'de ilk ben onu gördüm. Hiç yenilmiyor. Hiç mağlup olmuyor. Yani çok enteresan. Hiç kötü oynamıyor takımı. Hep oyuncular vesaire. Geçmişte zaten geldiğinde 30 transfer yaptırdı. Şimdi 10-40 transfer yaptırdı. Geçen sefer hatalı dedi ki burada bir yapı çok kötü Trabzon'daydı. İşte arkasından masörü, malzemeciyi falan yolladılar. Kulüpten ilişkisini kestiler. Dedi ki burada yapıda çok ciddi sıkıntılar var. Şimdi bakalım kimi yollayacaklar. Trabzonspor hiçbir şey oynamıyor. Çok kötü oynuyor. Top ayağında hücum edemiyor. Top rakipteyken savunamıyor. En basit şunu söyleyeyim. Trabzonspor 4. resmi maçı oynadı. Trabzonspor'un en iyi öne çıkan oyuncusu kim? Birinci oyuncusu Uğurcan Çakır. Uğurcan. Demek ki burada hiçbir şeyden biz bahsedemeyiz. Kaç maçtı önde? 4 maçtı da hocam. 4 maçta da Uğurcan Çakır öndeyse demek ki burada bize çok şey anlatıyor. Fazla şey konuşmaya gerek bir yok. Bir şey söyleyeceğim. Bugün beraber sosyal medyada gördük. Bir onu verebilir misiniz? Bir maça girerken, stadyuma girerken bir taraftarın bir seslenişi var Abdullah Hoca'ya. Bakın nasıl sesleniyor. Hocam Samsun'dan geldik. Yapmaz siz de neye gelmedik hocam? İşte ne gibi sıkıntı gidiyor? Bir teknik adam için en zor süreç işte istifa, tribünlerin bağırması. Geçen maç işte Avusturya-Viyana maçında Rapid-Viyana maçında bağırıldı. Yine burada Sivas deplasmanında. Yani bunlar tehlikeli işler. Mutlaka antrenman olarak skor almalısınız. Yani Trabzonspor Trabzonspor gibi oynamalı. Trabzonspor mağlup olabilir. Trabzonspor istediği sonucu almayabilir ama Trabzonspor Trabzonspor gibi bir duruşu olan sahada DNA'sına uygun hücum oynar. Evet 2 tane de 3 tane de Ender gol yiyebilir. Ama Trabzonspor taraftarı sahadan çıktığında der ki biz 7-8 tane gol kaçırdık. Rakibe de bir çöktük. Evet istediğimiz gibi oyun oldu ama olmadı. Ama Trabzonspor'un aradığı bu. Trabzonspor taraftarı maça gitmiyor. Bu oyunu kabullenmez. Bu oyunu satın almaz Trabzonspor taraftarı. Ve bu tepkiler daha da çoğalır. Abdullah Avcı'nın bir an önce yani şapkasını koyup çok ciddi böyle radikal oyunda kararlar alıp baskı pres diyor. Baskı pres Abdullah Avcı hiçbir takımda yaptırmadı. Hiç Trabzonspor'da pres baskı falan yaptığı yok. Gökhan Hocam nasıl gördün bu sezon başı Trabzonspor'unu? Ya yeni bir takım oluşturuyor. 3 sezon önce şampiyon olduğu zaman en iyi oyuncusu kimdi Trabzonspor'un? Vakeme, Hamşik. Yok Uğurcan'dı bence gene. Gene ama söz planda Hamşik Uğurcan'dı. Çok... Gene Uğurcan iyi başladı bu sene. Hamşik de çok iyi oynadı. Hocam Uğurcan da ama vardı. Orada o seneye damga vuran oyuncu kaleci Uğurcan'dı. Tabii ki Hamşik çok önemliydi. Vakeme hocam hepsi önemliydi ama Uğurcan damga vurandı. Uğurcan bu sene gene iyi başladı. Şu anda ben Rapid Viyana maçına baktım. 6 tane yeni oyuncuyla çıktı. Buradaki amaçta 3 tane aynı formattaki orta saha oyuncusuyla başladı. Kaybetmek istemedi belki. Şimdi ama kazanmaya ihtiyacı var. Daha değişik bir formatta gidecek. Biz sezon başı oynanan oyunlarda şimdi bu hafta Galatasaray oynadı. Galatasaray'dan memnun merkez? Bence değil. Fenerbahçe'den memnun mu? Maçı kazandı. Değil. Değil. Yani iyi oynayan takım kim var? Beşiktaş diyoruz iyi top oynadı ama baktığın zaman topun oyunun geneli Samsun Spor'da ama Beşiktaş kaliteli ayaklarıyla işi çözdü. Sezon başında hocam, sezon başı görebileceğimiz bir süreç ya, diyorsun. Kesin ben. Yani hücum bence rakamlarını da rica ediyorum Bora. Ben oyun dengesizliği olduğunu mesela Galatasaray biz kötü diyoruz. Galatasaray 6-7 tane net pozisyon kaçırdı. Bunları da atlamamak gerek. Direkten döndü toplar vesaire falan. Ya Trabzonspor'un bir oyun dengesi yok. Biz sağ içinde ne oynadığını tarif edemezsin. Bir oyun tarifi yok. Yani hücum aksiyonları 14'te 5 Sivas, 11'de 2 Trabzon'muş. Rakip ceza sahasında birbirine yakın topla buluşmuşlar. Sen nasıl gördün Mustafa Hoca? Rapid bir maçından sonra çok eleştirildi Abdullah Hoca. O da bu maça çıkarken 4 tane oyuncuyu değiştirerek çıktı. Sivas'ta mesela defansı 5'li defans kurulu 3 tane stoperle oynuyordu. Dragoş kımıldayamadı bile. O boğuldu kaldı orada.
Trabzonspor'a bakıyorsun, Edin Vişçe'de sağ kanadı kullanıyor. %44,5 sağ taraftan orta yapmış, atak yapmış. Bence Abdullah Hoca oynattığı oyun içerisinde ben de hocama katılıyorum. Ne oynadığını gözlemleyemedik. Ama bir de dışarıdan gelen bu baskılar, eleştirilerden etkilenip kafandaki oyun planını veya kadro derinliğini, oyuncu değişimini onların isteği doğrultusunda yaparsa bu sefer sıkıntı daha da büyüyecek. Dolayısıyla keyifli bir maç mıydı? Hayır, değildi. Mbakem'e gelince biraz hareketlenir gibi, o bölgede bir şeyler olur gibi çift santrofora geçtiler galiba. Düşündüğüm kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Sonra diğer oyuncuyu alınca o oyuncu niye dışarıda kaldı? Destan oldu. Enes. Mesela niye o dışarıda? Mesela o girince biraz oralar. Agresif ama ya. Agresif ama onu geçen sene çok oynuyor şeyle. Oynuyor. Geçen sene ilk 11 oyunda. Şimdi Vakayeme santrofor değil. Kilo almış. Çok önemli bir oyuncu. Evet, şampiyonlukta yavaşlamış. Çok büyük katkısı var. Yani muazzam, orada girecek. Yani son şampiyonlukta katkısı var. Abdullah Hoca orada bir mesaj da veriyor. Yani benim santroforum yok diyor. Şimdi orada maçı kurtarmak gerek. Santroforun yok ama hocam orada Enis Destan girer. Gol atar, gol atmaz. Futbolun doğrusu budur. Bir de Trabzonspor az önce Beşiktaş için söyledim mi? 10 tane böyle transfer alıp ortada transfer alacağını 3 tane net o parayla transfer alsaydı takım çevresi de kalitesi de değişirdi. O sene ne oldu? Vakeme, Hamşik, özellikle Cornelius 3 tane sağ içinde ciddi fark yaratan oyuncuyla da zaten tabela yaptılar, şampiyon oldular. 3 tane oyuncu 10 tane alacaklarına Trabzon 3 tane oyuncu alsaydı daha iyi. Çünkü gelen oyuncuların performansı ve kalitesi soru işareti şampiyonluk için. Peki hocam, kamuoyunda sezonun akışı içerisinde devre arasından itibaren gelecek sezonun takımını, transferlerini takip ediyoruz ve onun planlamasını yapıyoruz diye söylenmedi mi? Geçen şimdi alınan bu Mart ayından itibaren o söylendi. Hep bu söylendi, umutlandı. İzleyici de umutlandı, seyircisi de, taraftar da hep umutlandı. Ama bugün gelinen noktada bakın eleştiriyorsunuz, alınan oyuncular... Bir yılın oyuncu alınmış, istenilen performansı elde edemiyorsun. Yanlış seçim mi? İyi takip değil mi? Tercihleri yanlış mı kullandılar? Scoutlar yanlış mı bilgi verdi? Nokta atışı almak istediğin yerleri tespit ettin, yanlış oyuncuları mı getirdin? Keyif vermedi ya da Trabzon. Hocam, Savic, Mendy değişikliği sakatlıktan dolayı mıydı, nedir durum diye. Mendy'yi aldı ya sonra. Evet. Ya biz bakmak lazım. Biz takıma göre, sisteme göre oyuncu alması gerektir Trabzonspor'un. Bir sistem olmadığından en büyük sıkıntı. Şimdi siz aynı bütçelerle doğru da şeyi, büyük takım yani 4 büyük takım, evet, üçüyle daha bütçesi varsa Efe, Fenerbahçe, Galatasaray ayrı bütçe. Onların çok yüksek. Trabzonspor'u oyunla geçmesi gereken der. Bir sistem yoksa bu transferler tabii ki doğru transfer zaten değil. Sisteme göre bunun olması gerekir. Şu görüntüde çok zor bir deplasman. Trabzon'un... Rapid bugün yani rotasyona gitmiştim. Bugün deplasmanda oynadı. 1-1 berabere bitti ama yarısından fazlası oynamadı Rapid'de. Yani maça ne kadar önem verdiklerini göstermek lazım. Bütçe Trabzon olarak çok az ama heyecanı... Hocam ne oynadığı ilk maçta değil mi? Ortaya çıkıyor. Bir organizasyon var Rapid'de. Var Ender. Trabzon bu ligin heyecanı. Trabzon bu ligin kalitesine kalite katan hem bölgesel olarak hem şehir olarak hem futbol olarak çok önemli bir... Renk. Trabzonsuz bir ligi düşünemiyorum. Kesinlikle. O yüzden Trabzon'un, evet, bugün bir puan aldı, haftaya bay. Birkaç hafta sonra da Beşiktaş'ta oynuyor galiba. Dördüncü hafta Kayseri. Beşiktaş, üçüncü hafta Kayseri. Baydan sonra önümüzdeki hafta bay. Kayseri içeride, sonra deplasmanda Beşiktaş. Dolayısıyla çok akılcı adımlar. Arada da Rapid. Çabuk adımlar atması lazım, doğru adımlar atması bu lazım. Bu maçın pozisyonlarına bir bakalım hemen. Rica edelim. Sevgili Bora. ...44. dakikada Radakovic'in pasını hareket eden Palulli... ...Barišić'le bir mücadeleye giriyor, yerde kalıyor. Sivas cephesi burada penaltı bekledi, hakem oyunu devam ettirdi. Ne diyorsun hocam bu pozisyon? Az önce Beşiktaş başındaki olan, yaşanan penaltı beklentisi içinde olunan pozisyonun... ...birebir aynı değil ama benzeri. Gelsin pozisyon. Bakalım şimdi. 7 numaralı oyuncu... Trabzon Beşiktaş bu maç... Yok. Trabzon Beşiktaş'mış bu arada, öyle uyardılar. Öyle mi? Evet. Ha, bir önümüzde oynanacak maçta mı? Bakın 7 numaraya geldi, attı adımı, hop o takıldı düştü.
Hocam 7 numara Barış Hiç'e pas vermiş ya. Yani bırak şeyi, top hakimiyeti yok mu ki? 7 numara Barış Hiç'e pas vermiş de, zaten. Paluli. Ama topun... şeye, Paluli'ye çok iyi pas geldi. O şeyden mi geldi ondan acaba? Paluli Barış Hiç'e asist yapmış. Radakovic o topu çok iyi gönderdi ki hocam dedi değil, Ankara gücüne de yapıyor. Çizgiye alması lazım da Barış Hiç'e pas vermiş. İçini böyle doğru. İçeri ayağının içini böyle... Rakibi ortak etmiş topu. Hocam kornere doğru alması lazımken... Çizgiye doğru alsa bitti. Ceza sahasının içine almış topu. Topa da hakimdir. Barış Hiç onun önünde zaten. Yani Barış Hiç'e pas vermiş. Çok iyi indirmiş. Al kullan diye de önüne bırakmış. Servis yapmış. Yani neresi tartışılacak onun? O yüzden bunun penaltıyla uzaktan yakından ilgisi yok. Bu pozisyonu geçtik. Bir sonraki pozisyon gelsin ama pas müthiş ya. Pas çok güzel. Zaten bir önüne iyi alsa tehlike. Penaltı o zaman olabilir. Evet. Tabii. Kornere doğru alsa topu... O Barış Hiç'e doğru pas var mı? 83'te Trezeguet'in bir yerde kaldığı pozisyon bakalım. Var. Hakemine devam ettirdi. Bir ona bakalım hocam. Yani akıllarda kalmasın diye aldık. Anladım. Ama şöyle bir iç çektim biliyorum. Yani bir kol, evet kolla bir temas var ama penaltı düşünülecek, bakın verilecek demiyorum. Düşünebilecek pozisyon değil bu. Bu kadar temaslarda bu kadar kolay bırakmayın. Yani çok kolay bırakmış kendini. Bunun penaltıyı düşünmüyorum bir de. Bu maçla ilgili değil. Mustafa Hocam'ın yanına geldim. Fenerbahçe maçını seyrettim işte de. Onunla ilgili pozisyon söyledim. Daha maçın başında 6. dakikası. Kenardan bir orta. Cuki kendini yerde bıraktı. Bir anda penaltı bekliyor. Döndü arka hakeme direk, penaltı arka bekliyor. Arka direkt. Hakem ne yapacak biliyor musun? Gidecek. Hani bütün gitse oraya doğru hakem %100 penaltı verdi. Bütün tribün kalkacak. Kendini yere atıyor ya. Diyecek ki hakem olarak. Ya Cuku Allah'ını seversen kimseyi alevlendirme. Var var ya. Böyle gösterecek. Var var. Ayıp senin bu yaptın. Ortalığı var ya ateşe vermekten başka bir şey yok. Penaltıyla hiç alakası yok ama yani kendini yere atıyor. Bu oyuncular da artık biraz baksın lütfen ya. Şimdi eğitim veriyorlar hakemlere. Dedim ya sezon başında bir takım Merkez Hakem Kurulu'nun kararları vardır. Böyle kararlar çıkmadı. Henüz bu sezon. Söylemediler bir çok şey. Çok da vakit de olmadı tabii. Yani tabii. Teknik alandaki sorunlar, bu tür aldatmalar, bu konularda ne yapacak hakemler? Biri veriyor, biri vermiyor. Sorun burada başlıyor. Sonra ligin içerisinde kaos yaşıyor. Şimdi bu, hocama katılıyorum, aldatmadan dolayı buna, Beşiktaş maçındaki beklenti olan pozisyonda da ona, Fenerbahçe maçındaki Jiku'ya yaptığı harekete dolayı ona sarı kartları gösterseler standart olmuş olur. Bir standart olacak. Öteki türlü futbolcular, ben verdim sen vermedin olacak. Bu sefer en büyük sıkıntı o değil mi? Hakemler arasında. Futbolcular da caydırıcı olacak. Ha, hakemler sarı kartı veriyor. Bu konularda çok hassaslar. Bırakmayayım kendimi. Bırakmayayım. Neden? Kolay. Yönetim ne diyecek ki kardeş? Sen bak ikide bir böyle basit hareketten sarı kart cezasına giriyorsun. Kadroyu eksik bırakıyorsun. Yapma bunu diyecek. O zaman tempolu futbol oynayacağız. Sonra basit temaslarda cıt 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 foycun. Çalmayın. Dayanın. Direnin arkasında durun. Premier Lig havasında futbol oynansın. Çaldığı için hakemler çok kolay basit onların golleri. Onların lehine hakemlerin hocam. Oyun hızlandığı zaman hata yapma riski siz de biliyorsunuz. Daha fazla oyunu durdu. Bile bile bir es durduruyor ki bir toparlanıyor. Öyle olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bu hakem kardeşimiz çok koşan bir hakem. Evet. Geçen sene iyi çıkışta bir hakem. Evet evet. Dolayısıyla bu gidişatını, bu performansını devam ettirirse devre arası, pardon, yeni yıla girerken listeye. FIFA listeleri şu anda Abdülkadir Bitigen çıktığı için bir boşluk var. Daha da boşluk olabilir mi onu bilemeyiz. Hmm. Çünkü havuza atacaklar hakemleri. Hmm. Yeni bir havuz sistemi getiriyorlar. Evet. İçinden seçecekler. Bazı ondan sonra tekrar bir yapılanma olacak. Üste kalanlar, aşağı silkelenenler. Bazılarına can simidi atılacak, yüzmeyi öğrenecekler, ayakta kalacaklar. Bazılarına delik can simidi atacaklar, boğulmalarına sebep olacak. Bu da hoş bir şey değil tabii. Bu kardeşimizin yetenekleri ve performansıyla bu performansını devam ettirip istikrar, devamlık sağlarsa listenin en büyük adaylarından biri. FIFA olma ihtimali yüksek. Evet, peki, olmalı da. Olmadı. Olmalı da. Peki bir pozisyonumuz kaldı. Ona da bakalım. Sonra Abdullah Avcı ile Bülent Uygun'un basın toplantılarıyla toparlayacağız. Çünkü takım oyunu ekibi hazır.
Uğur Çiftçi ceza sahasına giriyor. Maeiro ile bir ikili mücadelesi var ve penaltı bekliyor. Bakalım. Yine birkaç dakika sonra hemen 85'te o geldi. Şimdi maçın kızıştığı anlar. Bakıyoruz. Sol taraftan ceza sahasına giriyor Uğur. Maeiro'nun bir bak şimdi gelsin. Hamlesi var. Bir temas var. Şimdi Uğur Çiftçi'ye bakalım. Oyuna devam mı? Uğur Çiftçi'ye bakalım. Bir daha oynatır mısın? Yakını gelsin. Sadece Uğur Çiftçi'ye gelin. Bakın. Penaltı yaptıracak olan defans oyuncusu da ona bakmayın. Uğur Çiftçi'ye bakın. Arayışa bakın. Şimdi yere düşecek. Kafayı nereye çevirecek? Bu klasik değil mi ya? Bir de yanlış oyun alıyor. Bak, görüyor musun? Kafa şimdi nereye dönecek? Topu... Devam ettir. Devam ettir. Devam. Oynat, 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 oynat. Orada kesmiş. Halbuki var, oraları var. Almaları lazım. Az önce gördüm. Var, var. Devam ettir. Devam ettir lütfen. Devam, devam, devam. Hakemi arıyor. Evet. Görüyor musun? Evet. Yerse. Yani ben attım kendimi, hakem yerse getiriyor. Hoş bir şey değil. Ama her baktığım zaman bu kardeşimiz de her pozisyonda da hakem gibi hakemler tabii, üzerinde tabii. Etkin rol oynamaya çalışıyor. Uğur, bunun penaltıyla yakından uzaktan alakası yok. Uğur Çiftçi defans oyuncusu ya Slobek. Kendi aynı hareketi ceza sahası içinde hani kendine yapılanı aynısını rakibe yaptığı zaman bir de dövecekmiş gibi. Hadi ne var diyor falan. Gidiyor şey yapıyor tutuyor yani silkeliyor. Hakikaten silkeliyor. Yani burada kendisi de biliyor bir şey olmadığını. Güçlü olan ayakta kaldı. Evet. Nizami şarj dediğimiz şarjlı temaslı futbol. İşte bunlar hep izin verdiğimiz sürece bunun hatta bir tık daha üstünde o temaslara izin verelim. İnanın futbol daha keyifli oynanacak. Bir de iyi futbolcu kardeşim yani. Galatasaray evet. Transferi gündemde. Hakikaten iyi futbolcu. Sadece futbolunu oynasa yetecek de artacak bile. Bunlara hiç gerek yok. Özür dilerim. O da haklı. Neden haklı? Çalıyorlar, veriyorlar ya. İşte. O da ona bakıyor. Çalmayacaklar. Ben diyor bir atayım kendimi yere de diyor. Peki. Yerse. Basın toplantısını veriyoruz. Abdullah Hoca ne demiş? Bülent Uygun ne demiş? Biz toparlıyoruz efendim. Takım oyunu ekibi hazır. Ekran başından ayrılmayın. Hoşçakalın.